ler için. Evet, ne söyle? Daha zamanımız var. Girmedik mi? Değil mi şu Ben an? Ne? Yayında mıyız? Live'a bastım ben. Evet, yayındayız. Çok güzel. Yok, yayında değiliz, değiliz. Ben açtım kanka yayını. Yayın açık. Neyse, pardon. Yayın açık. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Merhaba İyi akşamlar arkadaşlar. herkese. Hemen Hızlı bir giriş değilsin. olduk. Evet. Bugün bir erken açtık ve açarken fark edemedik. Kusura bakmayın. Öncelikli olarak hepiniz hoş geldiniz. Emel Değsin, Mert Çobanoğlu'la beraber yapacağımız bu yayına arkadaşımız Elif Yiğit ve Nilay Mertal da katıldı. Beraber güzel bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikli olarak bugün size şundan bahsetmek istiyorum. Bugün birazcık erken verelim bu Duyuruyor. duyuru dedik. Şu şekilde Cuma günkü yayınımız iki yayın olarak olacaktı. Yani webinarlarımız iki tane olacak. Birincisi Samet Atta ve Neslihan Şensaygıl ile olacak. E-commerce kısmıyla ilgili yani e-ticaret üzerinde ve girişimcilik hakkında konuşacağız. Bunun makine öğrenimi üzerinden neler yapılabilir, ondan sonra bu konuyla ilgili ne kadar bilgimizin gerektiğini, bir startup kuracaksak ne tür bilgilere sahip olmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Diğer yayınımızda kim olacağını da Nilay'a bırakıyorum. Evet, diğer yayınımızda da Gökşen Batı'nın biraz hareketli bir gün olacak bu sefer Cuma günü. Fazla yayınımız olacak. Ama ben gerçekten merakla bekliyorum açıkçası konuklarımızı. Bu arada Elif ekibimize yeni katıldı. Merhaba herkese. Ona da buradan bir hoş geldiniz. Hoş bulduk Bir Nilay. de quizlerle ilgili tekrar hatırlatmak istediklerimiz var. Elif de onunla alakalı bir bilgilendirme yapsın. Merhaba herkese. Quizler bildiğiniz gibi her pazar devam ediyor quizlerimiz. Quizlere yoğun bir katılım var. Herkese teşekkür ederiz. Ve quizlere yüksek puanlarla verdiğiniz ilgiden dolayı da teşekkür ederiz. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Sözü Mert'e bırakıyorum. İyi yayınlar Mert. Teşekkür ederim. Sanırım başlıyoruz. Bir de biraz Sen akıllı. Mert nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Genel olarak iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. O zaman yavaş yavaş geçelim yayına. Seni daha fazla Evet. bekletmeden. Önden bir kendini tanıttıktan sonra yayına başlayabilirsin abi. O zaman biz kaçıyoruz. Sana kolay Okey. gelsin. Tamamdır. Hem yavaş yavaş İyi arkadaşlara yayınlar. toplanıyor. Bir yandan da muhabbet edelim birkaç dakika. Sonrasında eğitim tarafına Tamam olur. geçeriz. Merhaba arkadaşlar öncelikle. Bursa'dan geliyorum. Bursa'da yaşıyorum daha doğrusu. Burada Bosch fabrikasında çalışıyorum data scientist olarak. Aynı zamanda Deep Learning Türkiye grubunda da Çekirdek ekipte birlikte destek veriyoruz. Burada sanırım yayında da arkadaşlarımız da var. Eğer onlar da buradaysa onlardan da bir merhaba alabiliriz. Çok iyi olur. Yaklaşık 2 veya 3 yıldır bu alanla birlikte çalışıyorum. Bir YouTube kanalım var. YouTube kanalıma da herhalde birazdan Nilay yazar. Sanırım YouTube kanalında şu an canlı yayında olması lazım. Evet. Linki de birazdan aşağıya belki arkadaşlar yazabilir. Orada da Machine Learning ile alakalı videolar Evet. çekiyorum. Bir Tanıtım şey söyleyeyim. yaptığınız postlarda da Mert'in YouTube kanalına eklemiştik. Ben tekrar yorum kısmında linki girelim. Oradan Okay. ulaşabilirsiniz. Olur. Bugün sizlerle birlikte pre-processing işlemlerine bakacağız. Pre-processing işlemleri aslında bakarsanız machine learning algoritmalarını çalıştırırken en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü modelinize veriyi vermeden önce onun gerçekten iyi bir temizlikte ve iyi bir formatta olması gerekiyor. Bugün size bunları anlatacağım umarım. Elimden geldiğince. Bununla alakalı olan sorularınızı da videonun sonunda soru cevap kısmında da cevaplıyor oluruz. Aynı zamanda bana her zaman Twitter adresimden ulaşabilirsiniz. Twitter'dan da mümkün mertebe soruları cevaplamaya çalışıyorum.
Burada Twitter'dan da paylaşım yapıyorum, yani YouTube sayfasına. Eğer videoları yetiştiremezsem onunla alakalı ufak tefek şeyleri Twitter'dan paylaşıyorum. Keza GitHub'da da o şekilde. GitHub'tan da bakabilirsiniz yaptığım çalışmalara. Genel olarak bu şekilde. Var mı? Biz ilgili bütün linkleri, Twitter linkini, YouTube kanalının linkini, GitHub linkini hepsini burada comment kısmında belirtiriz. Okey. Ben biraz pre-processing'den bahsedeyim, eğitim tarafına geçmeden önce. İşte pre-processing neden yapılır, nasıl yapılır, neden yapıyoruz? Bununla alakalı böyle ufak tefek bilgileri istiyorsanız size aktarayım. Şimdi pre-processing işlemleri aslına bakarsanız şöyle düşünün. Sizin machine learning algoritmanızı eğitmeniz için veriye ihtiyacınız var. Ve bu verinin de içerisinde eğer modelin kendi eğitimi için gereksiz veriler varsa bu sizin machine learning modelinizi yanlış bir şekilde bir yana chat'teki mesajları da bakıyorum da bu sizin modelinizi yanlış bir şekilde ya da yanlış bir tarafa doğru götürebilir ve bunun olmasını genellikle istemeyiz. Yani güzel korelasyonlar yakalamayı verinin içerisinde veya tutarlı işte güzel varyanslar yakalamayı istiyoruz. Bunu yapabilmek için de ilk önce verinizi düzgün bir formatta göndermeniz gerekiyor. Ve bu işlemleri yapabilmek için biraz istatistik bilgisine de ihtiyacınız var. Aynı zamanda pre-processing kavramlarına giren bazı temel unsurlar da var. Bunlar şöyle bahsedebiliriz. Mesela gerçek hayattaki verileriniz Kaggle'dan aldığınız verilerden biraz daha farklı oluyor. Çünkü orada ham veri dediğimiz bir formattalar. Bazı veriler eksik oluyor, bazı veriler tutarsız olabiliyor ya da yanlış kodlanmış olabiliyor. Veya machine learning modelinize vermek için o verilerin kendi formatlarını da değiştirmeniz gerekiyor. Yani aslına bakarsanız buna genellikle yani bazı yerlerde veriye takla attırmak da deniyor. Çünkü bazı korelasyonları veya bazı öz nitelikleri ancak veride farklı işlemler yaptığınız zaman çıkarabiliyorsunuz. Veya ancak modelinize bu temizlik işlemlerini yaptıktan sonra verebiliyorsunuz. Genel olarak pre-processing kavramları bu şekilde. Sanırım iki hafta sonra bir sinir ağları eğitimi de olacak. Umarım yine orada buluşuyor olmuş oluruz. Ben sizin için ufak bir senaryo hazırladım burada bu çalışmaları yapabilmek adına. Bu senaryoda ufak bir veri setimiz var ve ben bu veri setini işte içinde ne veri olacak şekilde veya bazı kolonların büyük kısmında kayıp veri olacak şekilde ayarladım. Bunları nasıl handle edebiliriz? Yani bunların üzerinden nasıl geçebiliriz? Bunlardan bahsediyor olacağım. Bunları gösterirken bir yandan da birkaç ufak teknik daha gösteriyor olmuş olacağım. Umarım şu an yayında ses veya görüntüyle alakalı ufak tefek sorunlar yoktur. Eğer yoksa yavaş yavaş geçebiliriz diye düşünüyorum. Kanalda şu an 150 kişiye ulaştı. Giderek artıyor. Ben şu şekilde ekranımı paylaşayım sizinle. Bunu şu şekilde yapıyorum. Şimdi bildiğiniz gibi ilk önce ben bir Jupyter Notebook sayfası açarak başlayacağım. Bu Jupyter Notebook sayfasında yapıyor olacağım çalışmalarımı. Size de buradan parça parça göstermek için. İlk önce belki eğitimlerden de aşina olacaksınızdır. Python'da veri temizliği yapabilmek için iki tane çok önemli kütüphanemiz var. Bunlardan bir tanesi Pandas. Pandas'ı import pandas as pd diyerek yani bir kısaltmasıyla içeriye aktarıyoruz. Sonrasında bir ikincisi NumPy. NumPy'ı da aynı şekilde NumPy as np diye kısaltıyoruz. Burada pd ve np kısaltmaları aslına bakarsanız genel olarak literatürde bu şekilde böyle konvansiyonel bir adlandırma olmuş. Herkes bu şekilde adlandırıyor. Fakat siz istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Ben şimdi bir dictionary göndereceğim. Bu dictionary benim data setim olacak. Bunu elimle yazarak vakit kaybetmek istemiyorum. Bu hücreyi çalıştırayım ve sonrasında datasetin bu şekilde. Ben bu dataseti hazırlarken MLDS grubundaki arkadaşlarımın bilgileriyle hazırladım. İşte Mert, bu benim kendi ismim. Nilay, Doğancan, Ömer, Merve ve Onur. Buradan arkadaşlara da selam gönderebiliriz aslında. Onları da diğer haftalarda ya da bundan önceki haftalarda muhtemelen izlemişsinizdir. Sonrasında bu dictionary'yi bir data frame formatına çevireceğim. Bunu yapabilmek için de anlasın data frame fonksiyonu kullanıyorum olacağım. Eğer dataset dersem artık bu dictionary'im benim data frame formatına dönüşmüş olacaktır. Bakın bu şekilde görebilirsiniz. Ben buraya baktığım zaman benim yani bir pre-processing işlemi yapacağımda burada ilk gördüğüm şey ilk önce yaş kolonunda bir bilinmiyor yazısı olması. Normalde yaş kolonunun
integer değerler veya atıyorum burada gördüğünüz gibi sayısal bir değer olmasını bekleriz. Fakat burada Merve'nin yaşının kaç olduğu eksik bilgi olarak tanımlanmış. Hatta şöyle bir burada şöyle bir şey söz konusu. Buradaki nen value'ları görüyorsunuz. Bu nen olarak değil direkt string formatında bilinmiyor olarak yazılmış. Birazdan bunu halledeceğiz. İkinci gördüğüm şey de şu ülke kolonu. Buradaki herkesin ülkesinin Türkiye olduğu gözüküyor. Tabii machine learning modelinize bu kolonu vermenizin aslına bakarsanız herhangi bir anlamı yok. Çünkü bu kolon tek bir değer içermiş vaziyette. Herhangi bir bilgi taşımıyor. Birazdan modelimizi eğitirken de ya da bu data frame'i ya da bu data seti modelde kullanmak istediğiniz zaman bu şekilde eğer bütün değerler birbirinin aynısıysa yani biz buna duplicate diyoruz. Eğer bütün kolon birbirinden duplicate veriden oluşuyorsa bu kolonu kullanmanıza gerek yok. Sonrasında burada bu arkadaşların GANO'larının olduğu bir kolon daha var. Bakın burada gördüğünüz gibi toplamda bizim 6 tane verimiz var ve bu 6 verinin sadece Merve'nin GANO'sunu biliyoruz. Şimdi burada da şöyle bir şey söz konusu. Bu kolonda o kadar az bilgi mevcut ki diğer katılımcılar arasında bir şey yapamıyoruz. Onların bu değerleriyle alakalı bir tahmin yapamıyoruz ve bu kolonun da aslına bakarsanız bir bilgi taşımadığını buradan görebiliriz. Eğer bir bilgi taşımıyorsa daha önce de söylediğimiz gibi bu kolonun modelimizin eğitim tarafında herhangi bir anlamı yok. O yüzden bu kolonu da birazdan atıyor olacağız. Tamam, şimdi şöyle başlayalım. İlk önce Pandas'ın bir fonksiyonu var. DF dediğimiz bizim data frame'imiz. Burada da info kısmında da bunu çalıştırdığımız zaman burada bu kolon içerisinde kaç tane null veri olduğunu yani null veri olduğunu ve bu kolonların da kendi içerisinde hangi data type'a tekabül ettiğini görebiliyoruz. Bizim burada isim ve soyadın object olması normal. Yani string değerler Pandas'ta object olarak gözükür. Ama burada enteresan bir şekilde yaş kolonu object olarak gözüküyor. Bu yaş kolonu object olarak gözükmesinin aslına bakarsanız nedeni burada normalde bütün değerler integer'dı. Fakat burada bir tane string değeri olması bunu object olarak gösteriyor. Birazdan buradaki veriyi de yeni input ettiğimiz zaman burasını da integer formatına dönüştürmüş olacağız. Sonrasında ülke kolonuna bakıyorum. Tabii burası da yazı olduğu için şurada şehir ve ülkeye baktığımız zaman bunların da object olması çok normal. Zaten ülke kolonunu birazdan atacağız ve GANO kolonunu da buradan gönderiyormuş olacağız. Dikkatimi çeken ilk unsurlar bunlardı. Tabii şimdi veriniz her zaman böyle 5-6 tane observation'dan oluşmuyor. Bunlar bazen hatta genellikle binlerin üzerinde veya bazen milyonlara ulaşıyor. Özellikle mesela şirkette çalışıyorsanız ve şirkette bir machine learning projesi yapacaksanız belki de şirketin işte database'lerinden son 2-3 yıllık veriyi çekiyorsunuz ve böyle bir verinin hacmi yaklaşık olarak tabii ürettiğiniz ürüne göre değişir ama 2,5 milyona geçen data frame'lerle çalışmanız gerekebiliyor. Ve buradaki temizliği elle teker teker yapmıyorsunuz. Bu temizliği yapmak için de genellikle aggregation dediğimiz böyle toplam ya da bir topluluk üzerinde fonksiyonlarınız var. Bunun için de şöyle bir şey yapabiliriz. If is ne dediğim zaman buradaki girişlerin hangilerinin non-value olduğunu bize true olarak dönüyor. Tabii if is ne dersek bu şekilde gözükecek. Eğer bunların toplamlarını istersek bize bu şekilde bunu pivotlamış oluyor ve burada kolonlara içerisinde kaçar tane non-value olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada şehir kısmında bir tane non-value'muz var ve GANO kısmında 5 tane non-value'muz var. Eğer toplam data frame, yani bütün data frame'inizdeki toplam non-value'ları görmek istiyorsanız sonra bir tane daha sum ekliyorsunuz ve burada toplamda 6 tane non-value olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi ilk yapacağımız şey non-value'ların ortadan kaldırılması. Şimdi ben DF diyorum ve non-value'ları ortadan kaldırabilmek için yine Pandas'ın kendi içerisine gelen bir tane fonksiyonu var. Drop NA. Drop NA dediğimiz zaman bizden bakın şurada bir axis istiyor. Yani siz bu düşürme işlemini kolonda mı yapacaksınız yoksa row'da mı yapacaksınız? Yani satırda mı yoksa sütunda mı yapacaksınız? Bunu görmek istiyor. Burada how kısmında ise any ve all olarak iki tane parametresi var. Any derseniz eğer herhangi bir o kolon veya o satır eğer herhangi bir non-value içeriyorsa o kolonu düşürmüş oluyorsunuz. Burada trash dediği bir kısım daha var. Aslına bakarsanız bu threshold'a tekabül ediyor. Integer bir değer olarak eğer o kolon veya o satırdaki non sayısı bu threshold değerinin üzerine çıkarsa o kolonu veya o satırı düşüreceğiniz anlamına geliyor. Biz şimdi bunu uygulamalı bir şekilde görelim. Ben ilk önce şunu istiyorum.
diyorum ki eğer benim kolonlarımda, yani şurada kolonlarımda eğer 3 taneden daha fazla non-value varsa o kolonları düşürmesini istiyorum. Misalen böyle bir örnek vermiş olalım. O yüzden axis 1 diyorum. Yani kolonlara düşürme işlemi yapacağımı söylüyorum. Ve sonrasında hub ne diyorum. Yani herhangi bir tanesi de olabilir. Fakat bu hub'a bir threshold giriyorum. Bu da 3 olmuş olsun. Eğer ben bunu çalıştırırsam, gördüğünüz gibi gamma kolonunda toplamda 5 tane non-value'nin olduğunu görmüştük daha öncesinde. O yüzden sadece bu kolon düşmüş oldu. Fakat bizim burada şehir kolonumuzda da bir tane non-value'umuz vardı. O yüzden bu şehir kolonu düşmedi. Çünkü ilgili trash oldu, yani ilgili eşik değerini geçmemiş oldu. Ya da bunu nasıl yapabiliriz? Aynı bu şekilde. Şimdi df'i ben burada tekrar yazdırıyorum. Bakın burada gamma düşmedi. Çünkü bunu o data frame'e uygulamadık. Sadece burada göstermek için bu şekilde yapmıştık. Tabii spesifik olarak kolonları da düşürebileceğiniz yöntemler mevcut. Burada da drop fonksiyonu. Daha demin drop n'ydi. Burada bir kolonu eğer özellikle o kolonu düşürmek istiyorsanız sadece drop yazarak bunu çalıştırabilirsiniz. Bakın yine shift tab'la açıyorum. Bunu arkadaşlar genelde soruyor, bu dokümantasyon tarafında nasıl açabiliriz diye. Shift tab'a basarak bunu buradan açabiliyorum. İlk vermem gereken argüman labels. Labels sizden bir liste alıyor. Burada gamma kolonu düşürmek istiyorum. Sonrasında burada aynı zamanda axis 1 diyorum. Çünkü bu gamma kolonunun bir kolon olduğunu ona söylemem gerekiyor. Labels ve axis 1 yerine aynı zamanda burada bakın, eğer ben bu dokümantasyonu açarsam burada columns diye bir bölüm daha var. Bu columns'ı zaten buradan bakacak olursanız aynı zamanda şurada, yani labels axis 1'e tekabül ettiğini görebilirsiniz. İstediğiniz gibi bu işlemi yapabiliyorsunuz. Ben şimdi bu kolonu çalıştırdığım zaman bakın buradaki gamma kolonu düşmüş oldu. Şimdi şöyle yapalım. İşte hem gamma kolonunu düşürelim hem de ülke kolonunu düşürelim ve sonrasında bunu veriye uyarlayalım. Mesela böyle de bir, yani hem liste olmasın arkadaşlara göstermiş olalım. Eğer bu şekilde ülke dersem, sonrasında eğer in place true dersem, bakın şimdi ben bu kısmı çalıştırmayacağım, özellikle birazdan çalıştıracağım. Ben df'i çalıştırdığım zaman bakın burada ülke kolonu ve gamma kolonunu görüyorum. Fakat in place true dersem bunu bu data frame'e uygula demek anlamına geliyor. Yani artık bunu bu şekilde çalıştırdığım zaman df'i yeniden çalıştırırsam artık buradaki kolon olmayacak. Peki bunun yapmanın farklı bir yöntemi daha var aslına bakarsanız. Bazen bu in place true başınıza iş açabilir. O yüzden ben şimdi df'i yeniden şuradan sıfırdan bir kere daha tanımlayayım eski haline. Ve sonrasında şurada df'i şuraya da komut satırına alıyorum, yanlışlıkla bir kere çalıştırmayalım. Df'i çalıştırdım, eski haline geri getirdim. Eğer ben bu df kısmını aynı bu şekilde fakat in place true vermezsem bunu şu şekilde de yapabiliyorum. Mesela df2 derim. Df2 diye bir variable'la bu değişikliği eğer uygularsam artık df tarafında bu eski hali duruyormuş olacak. Yani ülke ve kanunun düşmediği hali duruyormuş olacak. Fakat df2'de artık yeni haline burada tutabiliyorum anlamına geliyor. Ve bu sayede de işlem yapabiliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bu df2 olarak kalsın. Şimdi artık elimizde isim, soyad, yaş ve şehir var. Şimdi burada şehirde bir boşluğumuz var. Bir de yaşta bir bilinmiyorumuz var. Şimdi buradaki konuyu da halledelim sizinle birlikte. Artık elimizde df2 var. Bundan sonra işlemleri df2'de yapacağız. Daha demin size bahsettiğim konu gerçekten önemli. Çünkü bazen veride değişiklik yaptığınız zaman geriye dönmek zor oluyor in place true dediğiniz zaman. Eğer yaptığınız değişiklikten eminseniz in place true diyerek devam edebilirsiniz. Veyahut bunun bir kopyasını alabilirsiniz. Yani df2 copy diyerek mesela şöyle df3 diyerek bunun bir aynı zamanda oradaki bir kopyasını da alabilirsiniz. Böyle bir yöntem mevcut. df2'den devam ediyorum. Ben şuraya df2'yi tekrar yazdırayım. df2'de yapacağımız ilk şey şuradaki ben bilinmiyor yazısını bir değiştireyim. Çünkü bu string bir yazıydı. Genellikle bu tarz bilinmiyor yazılarını non-value ile değiştirmemiz iyi olacaktır. O yüzden ne yapıyorum? İlk önce bu yaş kolonuna gidiyorum. Yani df2 ve şu şekilde köşeli parantez açıp yaş dersem artık şuradaki yaş kolonunu burada gördüğünüz gibi bir pandas serisi olarak alabilirim. Burada yapacağım şey replace fonksiyonu kullanmak. Replace belirli bir değeri başka bir değerle değiştirmenizi sağlıyor. Aynı şekilde bakın burada değerler veriliyor. Replace ve veriliyor. Şimdi ben burada bilinmiyor olan değeri burada numpy'in non fonksiyonuyla değiştireceğim. Bu np non dediğiniz zaman
burada o hücreyi num, yani not a number formuna geçirmiş oluyor. Burada in place true diyorum. Bakın şimdi bunu yazdığım zaman burada çalıştırdığımda burada artık yaş konunun bilmiyor yazısından ziyade artık burada not a number yani non veriyor olduğunu görebiliyorum. Bunu yapmanın aslına bakarsanız farklı yöntemleri de var. Yani şimdi mesela replace edebilirsiniz veya başka fonksiyonlarda bunları değiştirebilirsiniz. Pandas'ın içerisinde mapping işlemi de yapabilirsiniz. İşte bir dictionary'yi yapıp farklı sayıları ya da farklı değerleri farklı şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi ben buraya non diğeriyle değiştirmiştim. Artık bir fonksiyon daha göstereceğim size. Burası da fill non. Fill non fonksiyonu şu, yani fill n'e olan değerleri, şurada gördüğünüz n'e olan değerleri bir değerle aslına bakarsanız doldurmanıza yarıyor. Bunun değeri şöyle olacak. Burada value dedim. Ve sonrasında burada df2'deki yaşın mean değerini alacağım. Ne diye soracaksınız bu kısma? Ben şimdi özellikle o yüzden burayı çalıştırmayacağım. Sadece şunu yapalım arkadaşlar. df2 yaş. Bunu zaten biliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi şöyle değerlerimiz var. Ben bu kolonun eksik olan bilgisini bu kolonun ortalamasıyla doldurmak istiyorum diyelim. Bu kolonun ortalaması 23.2. O yüzden ben buradaki değeri alıyorum ve sonrasında value olarak bu kolonun non value'larını bu kolonun ortalamasıyla doldurmaya çalışıyorum. Bu bir kolondaki eksik bilgilerin doldurulmasıyla alakalı yapılabilecek en kolay yaklaşım olmuş oluyor. Aynı şekilde burada replace true dediğim zaman artık df2'yi çalıştırıyorum. Bakın yaş kolonunda 23.2 artık Merve'nin bilmiyor olan yaşına bu kolonun ortalamasıyla değiştirildik. Bu yaklaşım medyan olabilir veya atıyorum o kolonda en çok tekrar eden değeri de oraya yazabilirsiniz. Veya bununla ya da sabit de bir değer yazabilirsiniz veya bununla alakalı mesela KNN algoritmasıyla belki ağırlıklı bir ortalama kullanarak o noktayı da doldurabilirsiniz. Bunlarla alakalı olan teknikleri de şimdi size göstereceğim. Ve bu olayı yapabilmek için yani buradaki bu deşti yapabilmek için ilk önce bir kütüphane daha içeriye aktarmam gerekiyor. Şimdi NumPy'ye eklemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Olsun bir kere daha ekleyelim. Buradan scaler'ın altından input bölümünde bir simple inputter dediğimiz bir fonksiyonu içeriye aktaracağım. Simple inputter. Simple inputter arkadaşlar şu şekilde çalışıyor. Ben şimdi df'in şu işlemleri yapmadan önceki haline ulaşabiliyor muyum? Sanırım ulaşamıyorum. Yani şu burada Merve ile alakalı değişikliği yapmıştık. O yüzden en son şu halinden tekrar geri alıyorum ki buradaki değeri o şekilde yeniden çalıştırabilirim. Bakın şurada hala bilmiyorum şeklinde yazıyor. Ben bunu not a number ile değiştireceğim şurada ve istediğim hale getirdim. Şimdi artık yaş kolonunda burası not a number şeklinde gözüküyor. Ben burayı simple inputter fonksiyonuyla çalıştıracağım diğer iki kısmını. Şimdi ilk önce yaptığım şey şu. Mesela inf frek olsun yani en yüksek frekanslı frekansı en yüksek olan yani en çok kullanılan değerle ben burayı doldurayım. Şöyle bir değişkeni aktarıyorum bunu. Bunu yazabilmek için ilk önce bir simple inputter'ı çağırıyorum. Simple inputter. Simple inputter geldi. Şimdi şöyle diyorum. Missing values diye bunun bir değeri var. Bakın şöyle görüyorsunuz. Missing values. Şimdi hangi değerleri alacağını, hangi missing value'larla çalışacağını söylüyor. Ben ona şöyle söylüyorum. Entry non olan değerleri buna değiştireceksin. Ve bizden bir strateji istiyor. Strateji. Burada 4 tane stratejiniz var. Bir tanesi mean, bir tanesi median, bir tanesi most frequent, bir tanesi constant. Yani ilk önce ortalamayla doldurabilirsiniz. Sonra ya da işte medianla doldurabilirsiniz. Most frequent dediği en çok tekrar eden veya constant dediği de sabit bir değerle doldurabilirsiniz. Ben burada most frequent'i seçiyorum. Sonrasında bunu çalıştırıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Biz burada objemizi oluşturduk. Yani daha doğrusu simple inputter'dan bir instance oluşturduk. Infrek adlı. Şimdi bunu buradan çalıştırabiliriz. Yani ne yapacağız? df2'nin yaş kolonuydu hatırlarsanız. Buna uyguluyor olmuş olacağız. O yüzden diyorum ki şurada yukarıda yaptığım inf-frek instance'ını çağırıyorum ve sklearn'den alışık olduğunuz fit ve transform işlemini yapıyorum. Fit ve transform işleminde bunu nereye yapacağımı da ona söylüyorum. Df2'deki
yaş bölümüne yapacağım. Bunu çalıştırırsam, bakın artık işte görebilirsiniz, 23 olarak buraya yazdı. Çünkü veri setimizde bakın burada Merve'nin yaşını daha öncesinde bilmiyorduk. Biz burada most frequent yani en çok tekrarlarını seçmiştik. Burada baktığınız zaman 23 iki kere geçtiği için artık Merve'nin yaşında 23 olarak güncellemiş oldu. Bu simple input fonksiyonu kullanımında bu şekilde bu sayede verilerinizdeki eksikleri simple input ile de toparlayabilirsiniz. Şimdi notlarıma bakıyorum. Bir örnek daha göstereceğim size. Bazen interpolasyon dediğimiz bir yöntem daha var. Yani buradaki iki observation arasında bir değer yakalamak isteyebilirsiniz. Bu yüksek dereceli bir fonksiyonun da aslına bakarsanız interpolasyonu olabilir. Ya da düşük değerli bir şey ya da düşük değerli ya da mesela birinci dereceden bir fonksiyonun da aslına bakarsanız interpolasyonu yapabilirsiniz. Hani düşük dereceli olduğu zaman normal lineer bir fonksiyonu zaten bunun ortalaması olmuş olur. Bu en son iki değerin ortalaması olmuş olur. Mesela bunları da kullanabilirsiniz. Mesela time series bir veriniz var. Bir sensörden veri alıyorsunuz ve bu işte sağlıyorum her saniye bir sıcaklık değerini sizin database'inize yazıyor olsun. Fakat sensördeki bir sapmadan dolayı sadece aralarda mesela her 3 saniyede bir veya her 10 saniyede bir sıcaklık değerini alamıyorsunuz. Şimdi her 10 saniyede bir zaten odanın sıcaklığı da çok hızlı değişen bir şey olmadığı için bu değerler için bir interpolasyon yapabilirsiniz. Veya atıyorum frekans formatında yani sinüzoidal mesela belki bir veriniz vardır. Sallıyorum bir sensör verisi olabilir veya bir açı tok grafiğiniz vardır. İşte bu saniyede belki de çözünürlüğü yani işte bunun frekansı saniyede 10.000 kere olsun. Siz işte saniyede 15.000 çözünürlük istiyorsunuz yani 15 kilohertzlik bir çözünürlük istiyorsunuz. Bu aradaki daha doğrusu bu vektörün ya da işte bu sayı dizisinin çözünürlüğünü arttırmak için aradaki değerleri interpolasyon yaparak onları da ekleyebilirsiniz. Bunun basitçe nasıl yapıldığını ben size şimdi göstereceğim. Hatta şöyle interpolasyon diyelim. Umarım yayında bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Yayındaki arkadaşlar da bana böyle bir bildirmeyse çok iyi olur. Şimdi ilk önce bir pandas serisi açıyorum. Pandas serisi oluşturacağım. Bunun içerisindeki değerler de 0, 1. Bir tane neyini veriyor ekleyelim. 1'e 3 olsun. Şimdi aslına bakarsanız burada bir interpolasyon yaptığım zaman buradaki eksik verinin değerinin bize 2 olarak tahmin etmesini isteyebiliriz. Bakın şimdi şöyle S dediğim bir variable'a bir şey oluşturdum. Bir pandas serisi oluşturdum ve buradaki bir değerlerden bir tanesi eksik. Eğer S nokta interpolate dersem bunu çalıştırdığım zaman buradaki bana olan eksik değeri interpolasyon tekniğiyle yapıp gösterecektir. Veya KNN de kullanabiliriz. Yine SQL örneği KNN inputter dediğimiz bir fonksiyon daha var. Şimdi bu KNN inputter'ı eklememiz gerekiyor. SQL örneğinin altında yine input bölümünde KNN inputter var. Bunu da kullanabiliriz. Burada non-Euclidean distance yani bu Euclidean mesafesini kullanarak eksik değerleri bulabiliyorsunuz. Burada seçebileceğiniz parametrelerden bir tanesi de toplamdaki komşu sayınız olmuş oluyor. Komşu sayınıza göre buradan şey yapabilirsiniz. Buradaki eksik olan değeri tahmin edebilirsiniz. Şimdi bununla alakalı ben şöyle bir şey alacağım. Burada bir matris alacağım. Bakın burada toplamda 3'e 4'lük bir matrisimiz var. X'e de şu şekilde bakabiliriz. Tabun data frame yapalım ki daha güzel gözüküyor olmuş olsun. Bakın şurada bir değerimiz eksik, bir de şurada bir değerimiz eksik. Şimdi KNN Imputer'ı kullanacağım. Şimdi bu KNN Imputer objesinden bir tane instance yaratıyorum. Buna da Imputer diye bir variable aktaracağım. Böyle bir değişken aktaracağım. Şimdi KNN Imputer dedikten sonra burada toplam komşu sayımızı 2 olarak belirleyelim. N neighbors 2 diyorum. Ve weights'e de yani toplam ağırlıklarına da burada uniform olarak alacağım. Bunlar default parametreler aslında bakarsanız. Ve sonrasında x'in artık yeni değerlerini tahmin etmesi için burada her zaman yaptığımız gibi fit ve transform işlemi yapacağız. Eğer burada dikkat ederseniz bakın burada x'imiz vardı. Bu x değerleri burada bir matrisi var. Ben şurayı şey moduna almamışım. Rahatsız etme moduna kusura bakmayın. Okey. Şimdi burada x'ten bir
biz burada bir panda serisi oluşturmuştuk. Şimdi ben bunu KNN Future'a gönderdiğim zaman eksik olan değerlerin burada tahmin etmesini isteyeceğim. Eğer bu şekilde bir çalıştırma işlemi yaparsam bakalım bir şeyi yanlış yazdık. Diyor argument weight. Çünkü burasının weight olması gerekiyor. Aynen. Weight yazdık. Ve sonrasında bu kodu çalıştırdığım zaman artık gitsin. Yeni değerlerine tekrar bakabiliriz ve bizim için neler tahmin ettik. Bakın burada 1, 3, 5, 5.5 daha doğrusu 5.5 ve 8. Sonrasında şuradaki değerimiz de 4 olarak tahmin etmiş. Bu etrafındaki aslına bakarsanız komşularına göre ağırlıklarına bakarak buradaki öklükten distance hesaplıyor ve bu eksik olan verinizi bu şekilde toparlayabiliyorsunuz. Bu da tekniklerden bir tanesi. Burada not alan arkadaşlar varsa güzel tekniklerden bir tanesi. O yüzden bunu da deneyebilirsiniz. Fakat yani şimdi ben bu şeyi yani bu şekilde böyle anlatıyorum ama arada sırada benim kendi kullandığım tekniklerden de şey verebilirim, trikleri verebilirim. Geçen gün Twitter hesabında da paylaşmıştım. Bazen eksik verilerin tamamlanmasıyla alakalı büyük istatistiksel testler yapıyoruz. İşte şöyle olmalı, böyle olmalı ve belki de bunun için birkaç saatimizi harcıyoruz. Belki de daha fazla süreleri harcıyoruz. Fakat bununla alakalı da birkaç tane data sette yapılmış testler var. Hani genel olarak en çok tekrardan değeri kullanmak veya ortalamayı kullanmak, bazen medyanı kullanmak bu yaptığınız büyük istatistiksel testlerin sonucuna gelen değerlerden de çok farklı çıkmayabiliyor. Tabii ki de bu şey demek değil, işte bu istatistik testleri bir tarafa bırakalım değil. Fakat bazen pratik olmanız gerekiyor. Bazen zamanla yarıştığınız zamanlar olabiliyor. Bu zamanlarda da işte ortalama veya medyan değerlerini kullanmakta çok çok büyük bir sakınca yok. Fakat eğer daha güzel sonuçlar istiyorsanız bu bahsettiğim istatistiksel testleri de kullanabilirsiniz. Bunlar da güzel sonuçlar veriyor. Bunun aslında bakarsanız doğru da bir yolu yok. Yani sizin veri setinize göre değişiyor. Çünkü bazı veri setlerini benim gördüğüm kadarıyla mesela ortalamayı vermek daha iyi sonuç verirken bazılarında işte KNN input'u çok çok daha iyi sonuç veriyor. Burada sizin yapmanız gereken şey denemek ve en iyi sonucu alana kadar bu deneme sürecine devam ettirmek. Şimdi bakalım ne eksiğimiz kaldı? Diğer tarafa dönecek olursak en son DF2'deydik yanlış hatırlamıyorsam. Burada şehirde bir eksiğimiz var. Şimdi çoğu işlemi bakarsanız burada hallettik. Fakat burada domain expert dediğimiz yani bu veriyi anlamlı olabilecek şekilde üzerinde analiz yapabilecek kişi domain expert olmuş oluyor. Yani o veriyi tanıyan ve bunun ne olması gerektiğini sezgisel yaklaşabilecek insan da domain expert deniyor. Şimdi domain expert'in artık karar vermesi gereken durumlar da olabilir burada. Mesela hangi veriyi almamız gerekiyor, bu verilerin hangilerini atmamız gerekiyor, işte bunlarla alakalı kararları alacak bir kişi. Şimdi biz mesela sağlıyorum burada şehir kolonunu tutmak isteyelim. Fakat bu şehir kolonunda Ömer Cengiz'in hangi şehirde olduğunu bilmediğimizi varsayalım. Şimdi böyle bir durumda burada herhangi bir şehirde yazabilirsiniz. Yani mesela yani yazabilirsiniz derken bu hatalı da bir yaklaşım olur. Fakat eğer verinizde mesela sağlıyorum şehir kolonu gibi bir kolonda eğer çok fazla eksik varsa bir kolon içerisinde bu kolonda da şu işlemi yapabilirsiniz. Mesela dersiniz ki şehir kolonuna şey yazalım. Diğer şehirler yazalım ya da mesela diğer olarak adlandıralım bunu. Böyle de bir yaklaşım yapabilirsiniz. Ben mesela şimdi burada şehir kısmındaki bölüme diğer yazacağım. Çünkü bu bana göre daha mantıklı bir yaklaşım oluyor. Eğer mesela burada daha fazla şehir olmuş olsaydı. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Daha demin yaptığımız gibi aslına bakarsanız. Bu sefer de tam tersten bir işlem yapacağız. Mesela diyorum ki F2'nin şehir kolonundaki eşitliğim şu olsun. Diyorum ki GF şehir sonrasında replace. Yani oradaki değerleri buna değiştireceğiz. Hangi değerleri değiştireceğiz? Şehir konumdaki non verilerin hepsine diğerleriyle yani diğer olarak adlandırdığım şekilde değiştireceğim. GF2 dediğim zaman bakın artık burada diğer kısmı var. Bunu yapmamızın nedeni şu. Belki de mesela şehirlere göre bir plot işlemi yapacaksınız. Bir görselleştirme yapacaksınız. Ve bilmediğiniz konuları aslına bakarsanız diğer olarak adlandırmakta çok büyük problem yok. Hatta o şehirler özelinde mesela sağlıyorum bu yaptığınız çalışma şöyle olsun. İşte Bursa'nın bir istatistiğini çıkarıyor olun. Ankara'nın bir istatistiğini çıkarıyor olmuş olun. Tabii siz insanların buradaki değerleri eğer bunlar çok fazlaysa bunları bu şeylere eklemek orada sapmalara neden olabilir. Bu yüzden bunu yapmak istemeyiz. O yüzden burada diğer adlı bir değişkende tutmak iyidir diyorum. Buraya kadar bir soru var mı? Bir ufak bir soru da aslına bakarsanız alabiliriz bir yandan. Çünkü birazdan standartizasyona geçeceğiz ve burada böyle biraz da işler değişecek. Orada böyle birazdan matematiksel bir tarafa geçeceğiz.
Eğer arkadaşların bu tarafta bir sorusu varsa onları da şimdi cevaplayabiliriz ufak bir şekilde. Ben şöyle ekranı alayım. Tabii. Soruları da alabiliriz ekrana. Ufak kardeşim gelmiş sanırım yayına. sorumuz var mı şu anda? Neden bütün şeyler değişmedi? İndeks girmedik, orada kafam karıştı. Şimdi eğer koda bakarsak, normalde burada şehir kısmında bir name value'umuz vardı. Ve şunu söyledim, şu Melih'in de sorusunu alacağız. DF şehir kolonunda non olan value'ları diğerle değiştir demiştim. Ve sonrasında bu yaptığım değişikliği yine şehir kolonuna geri aktardım. Burada indeksten bir silme işlemi yapmadığımız için indekste değişmiyor aslında bakarsanız. O yüzden problem oluşmadı. Yaş kolonunda iki tane mod olduğu için bu iki modun ortalamasını alması daha mantıklı olmaz mıydı? Bakalım yaş tarafında 24'ler de bu şekildeydi. İki tane 24 varmış burada baktığımız zaman. Şimdi şöyle biz burada aslında mod frequency seçtik. Yani en çok tekrar eden. Aslında yani modu tekrar eder bu dediğin gibi. Fakat bu simple input'un nedenini ben de bilmiyorum aslında bakarsanız. Burada mod frequent olarak şeyi tercih etmiş. 23 tercih etmiş. Aslına bakarsan dediğin gibi ikisinin ortalaması yani 23.5 tercih etmesi daha mantıklı olurdu. Ben böyle düşünüyorum. Bununla alakalı eğer isterseniz eski elinin GitHub sayfasında pull request kalırsınız. Issues kısmını açabilirsiniz. İstatistik terimleri kullanırken açıklayıcı olsak güzel olur sanki demiş Osman. Hangi istatistik terimlerini aslında açıklayabiliriz yani onlardan da bahsedebiliriz ama genel olarak yani interpolasyon dediğimiz zaman açıklaması nasıl yapalım? Yansıttığı sorulardan da devam edebiliriz. Herkes soruları da görmüş olur. Okey. KNN kısmında ne yaptığımızı kısaca özet geçebilir miyiz bir daha? Tabii KNN kısmında burada Euclidean distance'ı aldık. Nasıl açıklanır? Yani Euclidean distance. Yok, valla tam olarak bilmiyorum Euclid'den distance'ı nasıl açıklayabiliriz? Normal bildiğiniz Euclid mesafesi nedir? İşte tanjantı oluyor. Yani. Şimdi, bilmiyorum Euclid'den distance'ın Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. İşte oraya baktığınız zaman aslında bakarsanız onun ağırlıklarına göre değer almış oluyorsunuz. KNN kısmında bunu yapmıyor. Yani daha doğrusu komşu sayısına göre aradaki şey ağırlığı hesaplamış oluyor. Diğer olarak atadık. Fakat onlar İstanbul'da da Bursa'ya da dahil olabilirler. O zaman yanlış bir yaklaşım yapmış olmuyor muyuz? Tabii ki de onlar Bursa'ya veya İstanbul'a da dahil olabilirler. Fakat olmayabilirler. Bunu aslına bakarsanız göze almak iyi bir teknik değil. Çünkü şimdi veri eksik olduğu zaman veya yanlış girildiği zaman hangisini bilmediğiniz zaman onları farklı bir yerde toplamak daha iyi. Çünkü günün sonunda yani işleminizi yaptığınız zaman belki onları kullanmaya ihtiyacınız olmayacak şekilde başka bir tarafa da ayırabilirsiniz. Yani onları kullanmak zorunda kalmayabilirsiniz bu durum esnasında. O yüzden diğer olarak adlandırmak çok daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Serhan yardımcı olmuş. İstatistikte bir veri setinde iki tane mod varsa standart olarak küçük olan mod kabul ediliyor. O yüzden 23 almıştır. Teşekkür ederiz Serhan. Bu data eksiklikleri nasıl oluşuyor? Nasıl engelleyebiliriz? Ya bununla alakalı birkaç tane durum söz konusu. Dediğim gibi eğer bir sensörden bir veri alıyorsanız burada name value oluşabilir. Yani bu mesela mesajlaşma hatasından kaynaklı. Eğer veriyi bir yerden bir yere taşıyan bir mesajlaşma servisiniz varsa bu herhangi bir şey işte MQTT olabilir veya işte Revit olabilir. Bunun gibi bir mesajlaşma servisi varsa buradaki kopukluklardan dolayı da o verilerin gelmediği durumlar olabilir. Bu bir PLC veya atıyorum bir makine olabilir. Bir makineden veri alabiliyor olabilirsiniz. Burada da o makinenin o anda belki işlemcisinden kaynaklanan bir gecikmeden dolayı veya atıyorum herhangi bir veri atlamasından dolayı bu eksik veri geliyor olabilir. Veya bazen istatistiksel bazı hareketler yaptığımız zaman orada da eksik veri oluşabiliyor. Bunun gibi şeyler olabilir. Veya mesela bu bir anket verisi olabilir. Anket verisinde de eğer kişi o bölümü doldurmamışsa orası eksik veri olarak gelecektir. O zaman standartizasyonla devam edelim.
eğer herhangi bir başka bir soru yoksa ya da yine toplu bir şekilde soruları alırız. Aynen, gelen soruları yayın sonunda da alacağız. Onu da hatırlatmış olalım yayın boyunca sorduğumuz soruları. Sen yine ara vermek istersen soru cevaplamak için yine aynı şekilde bir... Aynen, aralarda öyle parça parça alırız. Aynen. Şimdi machine learning algoritmalarını kullanırken veride bir standartizasyona gitmemiz gerekiyor olabilir genellikle. Çünkü verinin kurtosis veya skew dediğimiz böyle verinin bir tarafa doğru çok fazla yatıklığı olabilir. Bunlar genellikle machine learning algoritmaları için çok iyi şeyler değil. O yüzden genellikle özellikle böyle gradient based yani mesela karar ağaçları gibi böyle yapıları kullanırken orada standartizasyon işlemi yapmak önemli. Tabi bu standartizasyon işleminden kastımız aslına bakarsanız ne? İşte ortalaması 0 ve işte standart sapması 1 olacak şekilde bir standart, yani bu normal dağılıma çeviriyoruz aslına bakarsanız bu şeyi. Ve burada da modelin daha iyi öğrenmesini ya da kötü bir performans vermemesini aslına bakarsanız sağlıyoruz. Bu genellikle standartizasyon işlemi machine learning algoritmalarında sizin modelinizin daha iyi kavramasını, daha doğrusu veriyi daha iyi kavraması için güzel işlemlerden, güzel istatistiksel işlemlerden bir tanesi. Burada yani genellikle convergence'ı etkileyen işlemlerden bir tanesi. Bir tarafa daha çok fazla yaklaşmasını engelliyor. Fakat şunu da bir örnek olarak verelim. Scaling işlemi yaparken, yani ölçeklendirme işlemi yaparken, işte standard scaler veya min-max scaler yaparken, burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Outlier dediğimiz bir konu var. Outlier konusu şu. Mesela bir değeriniz var bir konuda. Mesela bu sıcaklık olabilir. Mesela bir odanın sıcaklığını alıyorsunuz bir yerden. Bir odanın sıcaklığı aşağı yukarı 25 derece olabilir. İşte 30 derece veya 20 derece olabilir. Fakat bazen sensörler veya verilerde bir sıkıntı oluştuğu zaman bu değer yanlış kodlanabiliyor. Mesela normalde bir sensörünüzden biliyorsunuz ki sallıyorum işte 0 ile 100 derece arasında bir ölçüm yapabilen bir sensör olsun. Bu sensör bazen -100 işte ya da 1 milyon gibi bir değer yazabiliyor data frame'e. Ve bu biz bu değerlere outlier değer diyoruz. Yani mesela sağlıyorum burada yaş kolonunun bir yerinde 300 gibi bir sayı olması bir outlier olacaktı. Çünkü 300 gibi bir yaş değerinin olmadığını aslına bakarsanız biliyoruz. Bizim bu outlier'ı da atmamız gerekiyor. Çünkü scaling işlemi özellikle mesela min-max scaling yaparken o kolonun en küçük değeriyle en büyük değeri arasına 0 ile 1 arasına sıkıştırıyorsunuz. Şimdi verinizin çok çok büyük bir kısmı sağlıyorum mesela buradaki yaş kolonu olmuş olsun. 24 işte 25 hadi maksimum 30 değerinde bir dağılım gösteriyormuş olsun. Fakat bir yerde eğer 300 veya 3000 gibi bir değer görürseniz bu bütün kolonun %90'lık mesela atıyorum altlar olmayan %95'lik alanını sıfıra çok yakın bir yerde mesela 0 ile 0.001 arasında sıkıştıracakken işte o 3000 değerini 1 haline getirecek ve aslında burada yaptığın scaling işlemi çok kötü bir duruma gelmiş olacak. O yüzden scaling işlemini yapmadan önce arkadaşlara vereceğim tavsiye outlier'ları temizlemek olması gerekiyor. Bu outlier'ları temizliğinde birkaç farklı yaklaşım var. Bunları da isterseniz internetten bakabilirsiniz. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Ben şimdi scaling işlemlerini size gösteriyor olacağım. Şimdi standard scaler ile başlarım. Standard scaler aslına bakarsanız bir kolondaki dağılımın ortalaması 0 ve standart sapması 1 olacak şekilde yeniden scale etme işlemine deniyor. Şimdi from sklearn ve preprocessing bölümünden standart scaler çağırıyor. Sonrasında yeniden import numpy snp diyelim. Numpy tekrar içeri göndermiş olalım. Şimdi elimizde df2 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakın burada yaş kolonumuz var. Şimdi bu yaş kolonunun olduğu kısmı bir standart scaling işlemine tabi tutalım. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Şurada df standart scaler diye df2'nin bir tane kopyasını oluşturuyorum. Artık elinde bu df2'nin bir kopyası var. Sonrasında şöyle diyeceğim. Df.ss'in yaş scale diye bir kolon eklemek istiyorum. Eğer pandas'ta daha öncesinde bu isimde bir kolon yoksa ve bu kolona siz yeni bir değer atarsanız pandas otomatik olarak sizin data frame'inizin sonuna bu yeni variable yani yeni isimli olan kolonu otomatik olarak ekleyecektir. Şimdi standart scaler'ın altından yine aynı şekilde bir scaler'ın notasyonu olarak bir transform fonksiyonunu çağırıyorum ve df yaş kısmını veriyorum. Şimdi burada yaptığım şey şu arkadaşlar iyice şu kısma odaklanırsak
şöyle yazalım. Şurada DF yaşı ben burada bu konuyu almış oldum. Şimdi bu DF yaşın dağılımını bir standart olarak bir standart dağılım haline çevir ve sonrasında onu şurada DF yaş scale dediğim yeni bir kolona aktar diyeceğim. Şimdi eğer ben bu kolonu çalıştırırsam, buradaki satırı çalıştırırsam, şimdi artık DF SS dediğim zaman bakın burada bakalım yaş scale dediği ve artık buradaki dağılımın ortalamasının 0 ve standart sapmasının 1 olduğu bir değere getirmiş oldu. Aslında istiyorsanız buna da şu şekilde bakabiliriz. Normalde yaşın olduğu kısımda ortalamaya bakalım. Şöyle aksis 0 diyorum. Bakın 23'tü. Buradaki yaş kolonun ortalaması. Şimdi bir de şöyle diyelim. Hatta standart sapmasına da bakalım aynı zamanda. Burada da STD diyorum. Ve aksis. Bakın burada da şöyle bir verse ismini aynı anda yazdırabiliriz. Bakın ortalaması 23'tü. Sanat sapması 0.75'ti. Şimdi bir de scale ettiğimiz kısma bakalım. Bakın burada da ortalamasının buradaki değer yani aslına bakarsanız bu 0 demek. Çünkü E üzeri -0, -15 yazmış. Yani bu şu anlamı öyle 1.69 çarpı 10 üzeri -15. 10 üzeri -15 sıfıra çok yakın bir sayı olduğu için bu şekilde gözüküyor. Ve standart sapmasında burada 1.09 olduğunu görmüş oluyor. Bizim için bu veriyi standart dağılıma çevirmiş oldu. Arkadaşlar isterse bu konuyu merak ediyorsanız standart veya normal dağılım olarak da Wikipedia sayfasından bu bölüme bakabilirsiniz. Şimdi ikinci olarak min-max scale'lere geçelim. Min-max scale'ler nedir? Ona bir bakalım. Min-max scale'lerinde formülü de var aslında bakarsanız. Onu da internetten bakabilirsiniz şu an eğer canlı yayındaysanız hatta. Bir baktığınız zaman burada da görebiliriz. Min-max scale'lik formülü muhtemelen şu an buralarda bir yerde yazıyoruz. Bakın şurada yazıyor. Yani o değerin kendisi ve o kolondaki minimum değer bölü o kolonun maksimum değeri eksi minimum değeri olacak şekilde yaptığınız zaman artık o değerin kendi yeni haline gelmiş oluyor. Tabii eskilerinde buradaki diğer bütün her şey gibi eskilerinde de bunun bir fonksiyonu var. İstiyorsanız bunu bir çağıralım. Eskilerin diyorum ve preprocessing'in altına geliyor. Sonrasında bunun içerisinde min max scale'leri içeriye aktarıyorum. Yine import numpy's np bilirsiniz fakat zaten bu Jupyter notebook'ta aktardık. Şimdi bu sefer de DFMM diyorum. Minmax olacak ismini bu şekilde verdim. Burada da DF'den yan içinde bir tane kopya oluşturuyorum. Şimdi bakalım DFMM'e. Şimdi şurada bir yaş kolonu var. Şimdi birazdan minmax scaling yaptığımız değeri de buraya aktarmış olacağız. Şimdi şöyle yapalım. Yine yaş scale diye ben bir bölüm açayım buraya. Sonrasında şunu yapıyorum. Yine aynı standart scale'ı da yaptığım gibi burada da minmax scale kullanacağım ve bir transform dedikten sonra burada DFMM'deki yaşı vereceğim. Bunu yaptıktan sonra artık şurada bakın yaşı scale etmiş oldu. Şimdi karşılaştırma da yapabiliriz aslında bakarsanız burada. Şimdi bizim kolonumuzdaki yani yaş kolonumuzdaki en büyük değer burada gördüğünüz gibi 24'tü. O yüzden 24'e 1 dedi. Yani buradaki kolon maksimum değeri. Çünkü zaten baktığınız zaman da işte buradaki işlemi yaptığınız zaman da gördüğünüz formülasyonda o kolonun en büyükleri 1 olur. O kolondaki en küçük değerde 22'de, o kolondaki en küçük değerde burada 0 olur ve geri kalan kısmı da buna göre ölçekler min-max scale'inde bu işleme denk geliyor. Dediğim gibi min-max scale'leri yaparken verilerinizden bir tanesi yani verilerinizde outlier olmadığına çok dikkat etmeniz gerekir. Yoksa verinizi çok saçma bir tarafa doğru sıkıştıracaktır bu scaling işlemi. Şimdi devam edelim. Nereden devam edelim? Artık şurada ve bizim bir sesimiz vardı hatırlayacak olursanız. Şurada yaş scale'im vardı. Şimdi şey yapalım. Artık kategorik burada normalde şimdi sayısal verilerde işlemler yaptık. Şimdi biraz da kategorik verilerde değişiklikler yapalım. Çünkü şöyle genellikle machine learning algoritmaları sizden bütün data frame'inizin sayı formatında olmasını ister. Yani burada işte Bursa, Ankara, İstanbul, diğer İzmir gibi değerlerin aslına bakarsanız algılamada güçlük çeker. Sizin burada bir encoding işlemi yapmanız gerekiyor. Özellikle kategorik verilerde bu encoding işlemi çok önemli. Şimdi genel olarak baktığınız zaman iki tane ana
encoding işlemi vardır. Bunlardan bir tanesi label encoding, diğeri de one hot encoding yöntemi. Label encoding yöntemi şu arkadaşlar, bir kolondaki unique olan değerler, yani tekil olarak, tekil diyebiliriz sanırım Türkçesi, tekil olan değerlerin bir sayıyla ifade edilmesi. Bu ne demek? Mesela bakın şimdi burada Bursa yazıyor, Ankara, İstanbul, diğer İzmir, İstanbul. Şimdi şu anlama geliyor. Eğer ben bundan sonra eğer label encoding işlemi yapacaksam sağlıyorum Bursa'ya 0 diyeyim. İşte Ankara'ya 1 diyeyim. İstanbul'a 2 diyeyim. Eğer ben İstanbul'u bir kez daha başka bir yerde görürsem yine ben buna 2 diyeyim. Yani İstanbul'u artık 2 sayısıyla kodlayacağım. Ankara'yı işte herhangi bir sayıyla kodlayacağım. Bu işleme label encoding deniyor. Label encoding'deki sınıf sayısı da o kolondaki tekil, yani unique olan değerlerin sınıf sayısına eşit olmuş oluyor aslına bakarsanız. Sağlıyorum mesela isimlerle alakalı burada bir şey yapmış olsaydık. Buradaki tüm isimler birbirinden farklı olduğu için bunların her birine sırasıyla işte 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye vermiş olacak. Tam eğer isimler tekrar ediyormuş olsaydı o hangi sayıya tekabül ediyorsa tekrardan o sayıya yazmış olacaktı. Şimdi bunu bir örnekle bakalım. Şimdi şurada ben ya şuraya şöyle bir label encoding yazayım. Bu arada size şu anda anlattığım Jupyter Notebook'u GitHub sayfamda bulabilirsiniz. MLDS adlı bir repoda duruyor. Oradan da inceleyebilirsiniz. Sonrasında bu kodlara bakabilirsiniz. Şimdi bunu yapabilmek için hemen hemen bu preprocessing işlemimizi zaten bildiğiniz gibi şeyden yapıyoruz. SQL'in bize verdiği preprocessing kısmından yapıyoruz. Gerçekten oldukça kapsamlı ve hemen hemen ihtiyacınız olan bütün her şey burada var. Burada label encoder'ı içeriye aktarıyorum. Ve sonrasında ilk yaptığım şey bir tane label encoder instance yarattım. Bu şekilde bir tane label encoder yarattım. İlk önce şöyle bir şey yapacağım. Normalde fit ve transform yapıyorduk. Label encoder'da size enteresan bir şey göstereceğim. Onu da öğrenmenizde fayda var. Şimdi if diye burada bir tane şey oluşturalım. Hemen şunun üstünde. Hangisini oluşturalım? If 2'den oluşturabiliriz. Ben bir bakıyorum. Aynen buradan oluşturabiliriz. Şimdi if 2'den bir tane copy oluşturalım. Bunu bozmak istemiyorum. Burada if L diyorum. Label encoder. Yani buraya yapacağım değişikliği. Şey. DFL diyorum ve burada şehir kolonuna label encoding işlemini yapacağımı söylüyorum. Bakın şurada bir tane oluşturmuş oldum. Eğer burada L class dersem ve alt direk koyarsam bu kolondaki unique olan değerleri bana yazdıracaktır. Yani buradaki bunların her birisinin indeksleri aslına bakarsanız birazdan bunun kendi değerleri olmuş olacak. Ankara'ya birazdan 0 diyeceğiz. Bursa'ya 1, İstanbul'a 2, İzmir'e 3 ve diğere 4 diyeceğiz. Bunu da şimdi yapalım bakalım nasıl yapıyoruz. Eğer DFL şehir kolonunda bir değişikliği yapacaksam bu değişikliği yapacağımı söylüyorum ona. Şöyle diyorum. Daha demin fit yapmıştık. Şimdi transform yapacağız. Bu arada scikit-learn'de hemen hemen fonksiyonların tamamında transform'u birleşik yapabiliyorsunuz veya fit'i ve transform'u ayrı yapabiliyorsunuz. Bu fit ve transform'un ne anlama geldiği ve ne zaman kullanmanız gerektiğiyle alakalı YouTube kanalında bir video var. Oradaki açıklamayı da dinlemek isteyebilirsiniz. Çünkü ilerleyen zamanlarda fit'i ve transform'u ayrı yapmak train ve test setinde yapacağınız değişiklikleri çok fazla etkiliyormuş olacak. Bunu da göz önünde bulundurmanızı şimdiden öneririm. Şimdi diğer N'deki şehir koluna değişikliği yapacağımı söylüyorum ve buradaki transform işlemini de buraya aktarıyorum. Eğer ben bu yeniden çağırırsam bakın artık şehirler sayılarla ifade edilmiş oldu. Ben Bursa'da olduğum için Bursa'yı 1 olarak yazdı. Nilay Ankara'da yaşıyordu. Ankara'yı da 0 olaraktı ve burada zaten bunun böyle olduğunu söylemişti. Tabii transform işlemini yaptınız. Label encoding işlemini yaptınız. Sonrasında bunu bir machine learning modeline gönderdiniz ve buradan bunu tahmin etmek istediğinizi düşünelim. Böyle bir şey varsayalım. Bunu tahmini yaptıktan sonra bir de geri formatı da çevirmek isteyebilirsiniz. Yani sallıyorum belki bu çok yüksek sınıflı bir çalışma da olmuş olabilir. Mesela bir neye tekabül ediyor diye bir yerden bakmak yerine sonrasında yine bu transform işleminin bir de inverse transform işlemi yaparak geriye de dönebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle göstereyim size. Inverse transform diye bir fonksiyon daha var. Inverse transform çalıştırdığınız zaman mesela bunun içerisinde sayılar verir. Sallıyorum 2 olsun, 1 olsun, 0 olsun ve 1 olsun. Eğer ben bunu çalıştırırsam bakın bunların 2, 1, 0 ve 1'in İstanbul'a, Bursa'ya, Ankara'ya ve yeniden Bursa'ya tekabül ettiğini bu sefer de yaptığımız transform işleminin tersini de
burada görebiliriz. Şimdi bu label encoding işlemiyle, label encoding işleminde size daha demin bahsettiğim gibi buradaki işte değerleri ordinal bir şekilde işte 0, 1, 2, 4 diye geçiyor. Bir de şunu düşünün, elinizde çok fazla veri olmuş olsun ve bunların kategorik bir veri olduğunu da siz bilin, yani biliyor olmuş olun. Fakat şöyle bir şey, bu sayıların değerleri arttıkça, yani mesela sallıyorum o kolonda 100 tane farklı değer olmuş olsun, yani 100 sınıf olmuş olsun. Bazı değerler 0 olarak adlandırılacak, bazı sınıflarda 100 olarak adlandırılacak ve siz eğer bunu bir sinir ağ modeline verirsiniz veya farklı bir modeli verdiğiniz zaman bu kategorik değişkenin ağırlığı mesela 0 sınıfına dair olan bir şeyle işte ya da 1 sınıfına dair olan bir şeyle 100. sınıfa dair olan bir şeyin arasında bir ağırlık farkı yaratacaktır. Böyle durumlarda özellikle sinir ağlarında one hot encoding dediğimiz bir yöntem kullanılıyor. Bu da arkadaşlar şu, mesela bizim burada daha demin şehir kısmında toplamda 4 tane, toplamda 5 tane sınıfımız vardı. Bunu şöyle düşünün, 0, 1, 2, 4 diye adlandırmıyoruz. 5 uzunluğunda bir vektör yapıyoruz. Ve bu her bir vektörde, yani bu vektörün de aslına bakarsanız şöyle yukarıdan baktığınız zaman her bir kolonunda da, yani vektörle bir kolon olmaz ama her bir one hat'ı bir vektör olarak düşünün. Hatta ben size bunu açıklamak için yapıp da göstermem. Bence çok daha iyi olacaktır. Böyle havada kalmasını istemiyorum. Şimdi Pandas'ı içeri aktarmıştık. Pandas'ın one hat encoding için bir tane yöntemi var. Bu fonksiyon ismi de getDummies. getDummies de burada F2'nin şehir kolonunu vererek size göstereceğim. Bu çalıştırırsam Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve diğer şeklinde benim için yeni bir data frame oluşturdu. Şimdi bakın şu anlama geliyor. Buradaki sıfırıncı indekste kim vardı? İşte ben vardım ve ben Bursa şehrinde yaşıyorum. O yüzden benim olduğum kolona bir sayısını verdi ve geri kalan kolonlara sıfır olarak atadı. Sonrasında Nilay Ankara'da yaşadığı için Ankara olan kolonun bir sayısını verdi ve geri kalan bütün kolonları sıfır vermiş oldu. Ve bu sayede siz de eğer bir sinir ağında bir data processing, yani sinir ağında gönderecek bir veride data processing yapıyorsanız bu sayede bu değerleri sadece 0 ve 1 arasında değiştirerek birbirine göre ağırlıkların eşit olmasını sağlayabilirsiniz. Bu da one hot encoding yöntemiydi. Sonrasında bazen de sayıları bazı kategorilere aktarmak istediğiniz durumlar olabilir. Bununla alakalı size şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Mesela nasıl bir örnek olabilir? Şöyle bir örnek verelim. Mesela hatta şöyle şirketten bir örnek vereyim. Mesela biz enjektör üretiyoruz şirkette. Ve şirkette enjektör ürettiğimiz zaman bu enjektör biliyorsunuz işte araba enjektörü. Bunlar benzin püskürtüyorlar. Ve bu püskürtme değerlerinin de işte değerleri var. Sallıyorum işte 0 ile 100 arasında püskürtüyor olmuş olsun. 50 de ortalı bir değer olmuş olsun. Biz bu enjektörlerin tam 50 değerinde püskürtmesini istediğimizi varsayalım. Fakat tabii bunun bir tolerans değeri var. İşte sallıyorum 40 ile işte 60 arasında böyle bir dağılımı var bu değerin. Bu verdiğim sayılar gerçek sayılar değil bu arada. Hepsi yani şu an farazi olarak söylüyorum. Sallıyorum eğer 40'ın altında bir değer gelirse buna kötü diyelim. Veya 60'ın üzerinde değer gelirse buna da kötü demiş olalım. Fakat şunu biliyoruz. Mesela 40'a veya 60'a yaklaştığımız zaman da bunlar aslına bakarsanız kötü değerler olmuş olsun. Şimdi kuantizasyon veya binning dediğimiz bir kavram var. Bunu size göstereceğim. Biz 50 çok iyi bir değerdi. Bunda bir sınıf atayabiliriz. İşte sonrasında işte 40'a yaklaşan bir değer mesela işte 40 ile 50 arası, 40 ile işte 45 arası veya işte 55 ile 60 arasında başka bir sayı olacak şekilde değer verebiliriz. Yani onları aslına bakarsanız böyle kategori haline getirebiliriz. Bunu da nasıl yapıldığını şimdi size göstereceğim. Kuantizasyon veya binning dediğimiz kavram bu şekilde oluyor. Şimdi size kod ekranında bunu gösteriyormuş olacağım. Ben şimdi notlarımdan alıyorum. Elimizde şöyle bir matrisimiz var. 3'e 3'lük bir matris. Burada NAPA yarı olarak burada gönderdik. Ve sonrasında şurada SQL'in içerisinde preprocessing'i içeri aktarıyorum. Preprocessing'in altında K-means discretizer dediğimiz bir tane fonksiyon var. Burada preprocessing'in altında K-means discretizer'ı içeri aktaracağım. Sonrasında şunu söyleyeceğim. Bana bu kolonumu, yani şurada gördüğün kolonu 3 sınıfa ayır, işte şurada gördüğün kolonu 2 sınıfa ayır, burada gördüğün kolonu 2 sınıfa ayır gibi bir şey yapacağım. Bunun sonucunda da o sınıfı hangi değerden bölmesine gerektiğini işte karar verecek.
Sonrasında onları işte 0-1 olarak adlandıracak. Biz bu tarafı da 3'e bölmek istemiştik. Orayı da 3 sınıfa bölüyormuş olacak. Eğer ben burada en bins dersem ve sonrasında mesela bu ilk konumu 3'e bölmek istiyor olayım. İkincisini 2'ye ve diğerini 2'ye bölmek istiyor olayım. Bu şekilde yazıyorum. Ve sonrasında bu encoding işleminin de ordinal olacağını onu söyleyeyim. Şimdi eğer fit transform dersem ve bu daha demin burada bu yazdığım ilk senin bunun içerisine aktarırsam bakalım ne oluyor, bir bakalım. Hata alıyoruz. Çünkü neden? Orijinal yazmışım. Burada orijinal değiştireceğim. Bu kısmı da encoding değil miydi? Bakalım. Açıklayalım sanırım. Encode olacak şekilde yapacağız. Bazen böyle tarzlarımız oluyor. Bakın şimdi eksi 3, 0 ve 6. Bunları 0, 1, 2 olarak 3'e böldü. Bakın şurada 5, 6, 3 gibi değerimiz vardı. Burada da mesela şu kolonda baktığınız zaman sanki 4'ün üzerine bir sınıf, 4'ün altına bir sınıf olarak böldü. Burada da mesela 15, 14 ve 11 değerlerimiz var. Burada belki 12, belki 13'ün üzerine 1 olarak ve o değerin de altını 0 olarak bölmüş oldu. Aynı zamanda bir de bunun gibi bir fonksiyonumuz daha var. Binarizer diye. Binarizer'da aslına bakarsanız bir kolon içerisinde bir eşik değeri belirliyorsunuz. Bu eşik değerin üzerine 1, bunun altında 0 yapmış oluyor. Buna da istiyorsanız bir göz gezdirelim. Şimdi bir tane binarizer objesi oluşturayım. Bakın daha demin burada obje oluşturmamıştım. Burada bir tane de obje oluşturarak bir deneme yapalım. Preprocessing'in altında binarizer'ımız var. Binarizer. Threshold olarak da bir değer belirliyor. Mesela ne olsun? Mesela şu kolonu bölmek için şöyle 1.1 diye bir değer veriyor. Şimdi bu şekilde bir binarizer oluşturdum. Şimdi ismini yapacağım. Binarizer. Şimdi eğer binarizer dersem sonrasında transform dersem buna da x'i gönderdim. Tamam, bakın şurada artık 1.1 değerinin üzerindeki bütün değerleri 1 olarak adlandırdı. Şurada göreceksiniz. Ve 1.1 değerinin altındaki hepsini 0 olarak adlandırdı. Şimdi buradaki değerimizi değiştirerek buradaki sayıları da değiştirebiliriz. Mesela 5.1 yaptığım zaman bakın burada şu değer 5.1, yani şuradaki değer 5 olduğu için 5.1'in altına kaldı ve artık bu 0'a dönüştü. Bu şekilde de binarizer'la bu bölümü binarize edebiliyorsunuz. Yani 0 ile 1 arasını değiştirebiliyorsunuz. Genel olarak da kategorik verilerde yaptığımız değişiklikler bu şekildeydi. Şimdi artık biraz daha böyle derine inelim ve daha gerçek bir veri setini alalım. Kaggle'dan, gerçekten kastım yine Kaggle'dan böyle bir toy dataset alacağız. Zaten gerçek datasetleri burada eğitim anlatmak biraz mantıklı olmayacaktır. Çünkü onun üzerinde çok fazla düşünüyorsunuz, çok fazla işlem yapmanız gerekiyor. İşte orasını kırpıyorsunuz, burasını kırpıyorsunuz. Oradaki işlemler biraz daha zorlu olmuş oluyor. Yayın nasıl gidiyor? Bir problem var mı? Feature selection'e gelmeden önce sorunuzu da alabilirim ya da direkt de devam edelim. Sanırım sorular birikiyor. Hadi şu feature selection'ı yazalım çünkü zamanı yetiştirebilecek miyim? Ondan da emin değilim. Şimdi bir saat olmuş. Şu şeylere size anlatmak istiyorum. Feature selection tarafını size anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Neden feature selection yapıyoruz? Feature selection yapmamızın aslına bakarsanız birkaç tane bize avantajı var. Bunlardan bir tanesi feature selection yaptığınız zaman modelinizdeki fazlalıkları atmış oluyorsunuz. Modelinizde fazlalıkları attığınız zaman bu da aslında accuracy'de daha iyi bir sonuç verme potansiyeline sahip olmuş oluyor. Özellikle bu gerçek dünya verisiyle çalışırken. Mesela şimdi Kaggle'daki toy datasetleriyle çalıştığınız zaman tabi burada belki daha iyi bir süreç olmayabilir. Çünkü zaten onların hemen hemen hepsi çok yüksek böyle güzel korelasyonlara sahip. Hepsi bilgi taşıyan kolonlar temizlenmiş bir şekilde gelmiş oluyor. Fakat gerçek dünya verisiyle çalıştığınız zaman orada bayağı böyle bir temizlik yapmanız gerekiyor. İşte bilgi taşıyan kolonları seçmeniz gerekiyor. O feature'ları içeri aktarmanız gerekiyor. Birincisi size daha yüksek doğruluk oranı ile geri dönüyor. İkincisi overfitting probleminin de aslına bakarsanız önüne geçmiş oluyorsunuz. Çünkü modelinizi bir tarafa doğru çok böyle bayaslayabilecek veriler olabilir. Yani mesela işte bir kolonun sadece aynı değeri içermesi işte ya da bazı kolonların kendi içerisinde çok aşırı koreli olması gibi böyle overfitting problemini açığa çıkartabilecek potansiyelere sahip. Bir sonraki durum aslında daha yalın bir veriyle çalışıyorsunuz, daha az bir veriyle çalışıyorsunuz.
daha az bir veriyle çalıştığınız zaman daha az proses yapıyorsunuz. Yani bilgisayarınız daha az işlem yapmış oluyor baktığınızda. Sonrasında eğer bir görselleştirme işlemi yapacaksanız daha az veriyle görselleştirme yaparken daha okunaklı ve daha incelenebilir bir görselleştirme işlemi yapabiliyorsunuz. Sonrasında eğer bir şirkette çalışıyorsanız ya da işte bu yaptığınız projeyi bir yere sunacaksanız, bir insanlara gösterecekseniz daha az veriniz varsa ve daha az ve daha öz veriniz varsa daha doğrusu modelinizi açıklarken de daha rahat ediyorsunuz. Yani daha açıklanabilir bir model oluşturmuş oluyorsunuz baktığınız zaman. Şimdi feature selection neden önemli olduğundan bahsettik. Eğer isterseniz işlemlere geçebiliriz. Şimdi başlayalım o zaman. Yine arkadaşlara iyi alışkanlığı olsun. Anlatsa başlıyorum. Bu en çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Aslına bakarsanız size burada böyle biraz bu işin reçetesini de gösteriyor. Sonrasında pre-processing'in altından ilk önce yapılmış şey bir label encoder alıyoruz. Sonrasında bir tane standart SQL alıyoruz. Bahsettiğim gibi zaten bir veri setinde ilk yapacağınız şeyler kesinlikle bir encoder işlemi yapacaksınız. Çünkü string olan değerleri sayı formatına çevirmeniz gerekiyor. Sonrasında bu verinizdeki dağılımları da düzeltmek için bir standart SQL işlemi yapacaksınız. O yüzden standart SQL ve label encoder vazgeçebildiğimiz pre-processing işlemlerinden bir tanesi. Sonrasında tabii ki de machine learning algoritması eğittiğiniz için burada model selection'ın altında Pentest split fonksiyonu kere olmaz. Bu en çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Sonra ben data olarak masa üstünde mushroom datasıyla çalışacağım. Buna isterseniz Kaggle'dan bulabilirsiniz veya diyorum ben bunu şu an bu çalışmayı bulabileceğiniz GitHub repo'mda da aynı şekilde bu veri setini paylaştım zaten. Oradan da repo'yu kullanarak bu mushroom data setine ulaşabilirsiniz. Bakalım ne hata sağlık. Mushroom CSV yok dedi bize. Mushroom CSV ismi masa üstünde duruyor zaten. Buradan bakabiliriz. Mushroom CSV'yi aktardım. Bir bakalım içerisinde ne var. Şöyle data head diyerek buraya bakabilirim. Bakın burada 23 tane kolonun ve tabii head dediğimiz için 5 tane satır gösterecektir. Burada 23 tane kolonum olduğunu görebilirsiniz. Toplamda bu bir toplamda da 8124 tane satırım varmış. Şimdi bu 23 kolonda aslına bakarsanız bu 23 kolon bir tanesi yani şurada class dediğiniz taraf bunun sınıfını belli ediyor. Kaggle'a girerseniz bu harflerin neye tekabül ettiğini görebilirsiniz. Bizim şimdi burada ilk yapacağımız şey şu arkadaşlar. İlk önce veri setimizi bir target ve feature olarak ikiye ayıralım. Bunu yapmak için de biliyorsunuz. Önce istiyorum ve data drop diyerek bu class olan kısmı yani bizim target'ımızı düşürüyorum. Şimdi daha demin zaten drop fonksiyonu görmüştük. Eğer target'ımızı bizim bütün data frame'imizden düşürsek sadece feature'larımız kalacak en nihayetinde. O yüzden bu x tarafına data drop class axis 1 dediğim zaman hatta şöyle eşitlemeyelim. Ben size göstereyim bakın class düşürdük. Yakan her şey sadece bizim feature'larımız. Feature'ı buraya aktardım. Sonrasında evet, bunu oraya aktardığımız için target'ımızı da bir yere almamız gerekiyor. Orada class'ta. Şimdi target'ı da y'ye aktardım. Şimdi ilk yapacağım şey x tarafındaki feature'ların üzerinde one hot encoding yöntemi yapmam. Burada gördüğünüz gibi işte x, b, x, işte k gibi değerler var. Şimdi mesela CapShape birazdan one hot encode yöntemiyle çoğaltılmış olacak ya da buradaki bütün kolonlar daha fazla kolon sahip olacağız. Ve bunlar sıfırlar ve birler cinsinden ifade ediliyormuş olacak. Şimdi o yüzden ben burada x encode dediğim bir tane variable aktarayım ve burada pili getlemeyiz diyorum. Pili getlemeyiz bildiğiniz gibi one hot encoding yöntemiydi. Şimdi sonrasında pili getlemeyiz dediğim zaman ona bir data frame veriyorum. Sonrasında prefix separator dediğimiz bir parantez daha var. Bu şu arkadaşlar. Şimdi siz CapShape'i birazdan one hot encode yöntemiyle yapacaksınız ya. Bu CapShape'in içerisinde mesela sallıyorum unique veriler 4 tane olmuş olsun. Bunu şu şekilde ayıracak işte. CapShape A, CapShape B, CapShape C, CapShape D şeklinde ayıracak ki birazdan bu kolon 4 farklı ya da işte kaç tane unique veriler varsa o kadar farklı koluna bölündüğü zaman bunların hangilerinin hangisini ifade ettiğini, temsil ettiğini görebiliyor olacağız. Bu işlemi yaptıktan sonra ben şuraya x encode diyorum. Baktığım zaman burada
B, C, F, K, S, X olarak burada bunu Van Hatt yöntemiyle kolonlara böldüğünü görebiliyorum. Artık sadece mesela bizim ilk örneğimiz burada neydi hatırlayacak olursak. Şuradan gösterelim. Bizim ilk örneğimiz X'ti. Buraya bakarsak Cape Shape X burada bir değerini alıyor sadece. Diğerlerinde mesela sıfır değerini alıyor. Burada bunu görebilirsiniz. Şimdi burada X encoded yaptık. Yani X bölümünü Van Hatt encode yöntemiyle değiştirdik. Bizim Y'miz vardı. Bakın Y'yi hatırlayacak olsak burada E şeklinde ilerliyor. Burada bunun zehirli olup olmadığıyla alakalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Y'yi de label encoding yapalım. Yani mesela şöyle olsun. E harfine 0 desin ve P harfine de 1 desin gibi label encoding işlemi yapacağız. Bu datasetini seçmemin en büyük nedeni hem size label encoding'i göstermiştim hem de Van Hatt encoding yöntemini göstermiştim. O ikisini burada birlikte kullanabiliyoruz. Şimdi bir encoded diyorum. Sonrasında label encoder'ı çağırıyorum. Sonrasında daha demin yaptığım gibi fit ve transform diyorum. Sonra Y'yi buraya gönderiyorum. Şimdi artık Y encoded değerlerime bakalım nasıl gözüküyor. Bakın burada gördüğünüz gibi 1'ler ve 0'lar şeklinde ayrılmış oldu. Çünkü bir P değerimiz vardı, bir de E değerimiz vardı. Biz artık bunu string formatından şeye değiştirdik. Sayısal bir forma geçirmiş olduk. Şimdi burada X encoded'ımız vardı. Biz bunu 0'lar ve 1'ler cinsinden yazmıştık. Burada standart scaling işlemi yapıyoruz. Aslında buradaki artık bütün değerleri işte 0, 1 cinsinden yazdık ama burada bile standart scaling işlemi yaptığımız zaman modelin performansını arttığını görüyoruz. Ve yaptığınız istatistiksel herhangi bir davranış modelinizin performansını arttırıyorsa bunu kesinlikle yapabilirsiniz. Yani bundan işte kaçmanıza kesinlikle gerek yok. Bunu da göstereyim. Hem de bir örnek olması açısından ben zaten bunu denemiştim. Acaba ne oluyor diye. Sonrasında scaling işlemi yaptığımız zaman güzel bir sonuç verdi. Burada fit transform diyorum. Daha demin göstermeyi bu kısımları hızlı geçiyorum. Biraz yetiştirmek de istiyorum. X encode'a gönderdiğim zaman artık bu kolonları bizim için scaling işlemi yapmış oldu. Bakın burada artık veri dağılımının ortalamasının 0 ve standart sayısının 1 olduğu bir forma geçirmiş oldu. Şimdi tamam okey. Ben veri setimi kaba bir şekilde hazırladım burada. Şimdi yapacağım şey artık modelin eğitim tarafına geçmek. Modeli eğitebilmek için de MPSplit fonksiyonuyla ilk önce verimi train ve test olacak şekilde ikiye bölüyorum. Bunu yazmak için de YT istiyorum ve sonrasında train test split diyorum. Sonrasında X terim veriyorum ve Y encoded terim veriyorum. Ve size olarak da 0.3 terim veriyorum. Yani bu ne demek? Verimin tamamının %30'unu test için, geri kalan %70'ini de eğitim için ayırmasını söylüyorum. Burada da random state girebilirsiniz. Random state girdiğiniz zaman train test split fonksiyonu train test olarak ayırırken veriyi de kendi içerisinde karıştırarak alıyor. Çünkü eğer karıştırmadan alırsanız bazı verileriniz sıralı bir şekilde gelir. Yani mesela sağlıyorum ilk önce bir sınıfa ait veriler gelir. Sonrasında diğer sınıfa ait veriler gelir. Böyle durumlarda siz verinizi işte %30'a %70 şekilde böldüğünüz zaman bütün bir sınıf test verisine gidebilir. Bütün bir sınıfta train verisine gidebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bu yüzden ilk önce verinizi karıştırıyor, sonrasında onu bölüyor. Bu random state'e onu karmaşıklık, yani onu karıştırırken ki bir değeri, eğer 101 derseniz burada benim gibi aynı veri setinde benimle aynı sonuç alırsınız. Veya atıyorum bu modeli başka bir araç çalıştırırsanız, eğer o random state'lerini verirseniz yine aynı sonucu almanızı sağlar. Şimdi bu kodu çalıştırdıktan sonra artık benim 4 tane variable'ıma 4 tane değerim oluştu. Bunlar X-train, mesela şurada görebilirsiniz. Bakın burada. Test, Y-train ve Y-test. Şimdi dediğim gibi bunlar %70'e %30 olacak şekilde bölündü. Şimdi sizinle şöyle bir şey yapacağız. Ben ilk önce hiçbir feature scaling, yani feature importance veya işte feature selection tekniği yapmadan bir kere modeli çalıştıracağım. Şimdi bunu yapabilmek için ilk önce ben bir random forest classifier çalıştıracağım. From sklearn ensemble diyorum. Ve buradan random forest classifier çalıştırıyorum. Bunu yanlış hatırlamıyorsam önceki haftalarda random forest'ta veya diğer machine learning algoritmalarını anlatmış olması gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında bu modelin de performansını ölçebilmek için sklearn altındaki matrix kısmından bir classification reports'u alacağım. Bakalım biliyor mu?
geldi. Bir de Confusion Matrix olacak. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane ben machine learning modeli oluşturuyorum. Bu machine learning modelini random forest classifier'dan oluşturacağım. Toplamda tahmincimi, yani estimate sayımı, n-estimator'ımı 100 olarak belirleyeyim. Çünkü işte daha şimdi veri de aslına bakarsa çok fazla büyük olmadığı için saniyeler cinsinden sürecektir. O yüzden 700 saniye kadar biraz süreyi uzatacağım. Size süreyle ilgili bir şey göstereceğim çünkü burada. Estimator'ımı 700 olarak belirleyeyim. Ve sonrasında buna strain ve getrain olarak yani eğitim veri setinde fit ediyorum. Ben bunu fit ettim. Burada bunun bir süresi var. Hatta bu süresini ölçelim. Ölçmek burada mantıklı olacaktır. O yüzden ben şuraya arkadaşlar time kütüphanesini içeriye aktarıyorum. Ve sonrasında şöyle bir başlangıç süremi bilgisayarımı o anki süresinden ben bir alayım. Time diyorum ve process time diyorum. Process time. Sonrasında o saniyede başlasın. Sonra modelin eğitimi olsun. Ve sonrasında bu modelin eğitimi bittikten sonra ben process time'ı bir kere daha alıyorum. Ve sonrasında bunu başlangıç yerinden çıkartıyorum. Toplamda kaç saniye çalıştığını görmedim. Eğer ben bunu çalıştırırsam burada bakalım kaç saniye içerisinde verim tamamlanmış olacak. İşte 5.39 saniye içerisinde burada n-estimator 700 iken random force classifier'ım çalıştı. Bakalım modelim nasıl tahmin etmiş. Şöyle press adlı bir geçme oluşturayım ve modelimin daha demin ayırdığım o %30'lık kısımdaki testle performansını bir ölçelim. Şimdi press'i verdim. Şunu istiyorum. Şöyle bir confusion matrix oluşturalım. Ve sonrasında ilk önce gerçekten o değerler neydi? Yani biz burada x testi verdik dedik ki sen buradaki y testteki cevapları bilmiyorsun. X testle bakalım bir tahmin et bunların ne olduğunu. Ve bu alt tarafta da y testte de gerçek veriler vardı. Gerçek değerlerle bizim tahmin ettiğimiz değerlere bir karşılaştıralım bakalım ne çıkacak. Şu an burada gördüğünüz gibi bu bir confusion matrix. Confusion matrix'te siz 0 dediğiniz zaman model buna ne demiş? Siz 1 dediğiniz zaman bu model buna ne demiş? Veya bunun tam tersi durumda neler olmuş bunu görebiliyorsunuz. Bakın şuraya baktığımız zaman 1274'e 1164. Burada gördüğümüz şey modelin %100 bir şekilde tahmin ettiği. Zaten mushroom data seti çok ayrıklı bir data set. O yüzden tahmin etmesi aslına bakarsanız random force için çok kolay. O yüzden model şu an %100 performans gösterdi fakat 5.40 saniye sürdü. Şimdi bu aslına bakarsanız önemli bir data olacak birazdan. Şimdi şöyle yapalım. Aslında burada model eğitmekten ziyade size göstermek istediğim şey feature selection tekniklerinden en kolay olanlarından bir tanesi ve en çok kullanılanlardan da bir tanesi aslına bakarsanız. Ben şimdi buradaki görselleştirmeyi yapmak için matplotlib gibi bir içeriye aktarıyorum. PLT diyorum. Hatta tam yeterli. PLT diyelim. Sonrasında görselleştirme kütüphanesi olan matplotlib gibi içeriye aktardım. Şimdi feature importance'ı göstereceğim. Şimdi feature importance şu. Şöyle bir feature importance adlı bir değişken oluşturayım. Sonrasında bir tane panda serisi açıyorum. Burada daha önce oluşturduğum gördüğünüz gibi burada bir modelim vardı. Şimdi diyorum ki modelimin feature importance'ları yani buradaki en önemli feature'ların sıralaması bana bunu bir göster. Eğer bunu burayı çalıştırırsam hatta size şöyle göstereyim şunu oluşturmadan önce. Şöyle göstereceğim. Burayı çalıştırırsam bakın burada kolonların daha doğrusu buradaki her bir feature'ımın burada değerlerini görüyormuş olacağım. Zaten burada işte toplamda şu an belirli uzunlukta bir vektör var. Burada bütün feature'larımın katsayıları yani burada önemli olan katsayılarını burada görmüş oluyoruz. Fakat bunu bu şekilde okuması çok mantıklı değil. O yüzden size şu şekilde göstereceğim. Şimdi bir panda serisi oluşturuyorum. İndeks olarak da burada encoded'ın kolonların isimlerini veriyorum. Çünkü zaten buradaki daha demin gördüğünüz şey benim kolonlarımın hangilerinin feature importance değerlerinin olduğunu göstermesiydi. Yani bu şekilde çalıştırırsam artık bu şekilde yazdırırsam feature imp şeklinde. Burada hangi kolonun hangi importance değerine sahip olduğunu görebilirim. Tabii şimdi burada 117 tane kolonumuz olmuş encoding işlemi yaptıktan sonra. Bu 117 kolonun sıralı bir şekilde göstermiyor. Buradaki normal kolon sırasıyla gösteriyor. Fakat şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben burada en önemli 10 kolonun yani bu
modelin tahmin etmesi kapsamında benim için en önemli 10 tane konunun hangisi olduğuna bakıyormuş olacak. Bunu yapabilmek için şöyle diyorum. Feature importance'ın enlargist dediğimiz bir tane fonksiyonu var. Yani bu bir pandas serisiydi. Pandas serilerin enlargist dediğimiz bir fonksiyonu var. Enlargist şu, girdiğiniz bir değer için en büyük olan değerleri getiriyor. Yani enlargist dediğim zaman eğer ben bu enlargist 10 dersem benim için en büyük 10 tane değeri getiriyor. Yani bu value'larının en büyük olduğu 10 değeri getiriyor olmuş olacak. Ben bunu burada getirdim ve sonrasında eğer istersen ben burada böyle plot dediğim zaman bunu böyle yatay barlar şeklinde yazmak istediğim zaman şu şekilde bunları çizdirebiliyorum. Burada gördüğüm gibi en iyi tahminci odor n, odor f veya jill size b ve jill size n olacak şekilde buradaki feature importance'larımı görebiliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Daha demin 117 kolonda bir işlem yapıyorduk ve bu bizim 5.4 saniyemizi alıyordu. Ben sadece şöyle yapacağım. Buradaki modelin tahmin etmesindeki başarısı en yüksek olan 4 kolon alacağım. Sadece 4 kolon. 117 kolon içerisinden sadece 4 tane kolon alacağım. Bunu şöyle yapıyorum. Şöyle biraz aşağı indirelim. Diyorum ki best features. Geriye çalışıyorum. Diyorum ki feature imp'in altından, daha demin biz burada yazmıştık ya feature imp enerjisi. Şuradan feature enerjisinin altından bu sefer 10 tane değil de 4 tanesini seçiyorum. Sadece ben bunların isimlerini istediğim için şöyle nokta indeks diyorum. Çünkü büyük bana serisiydi, indeksler vardı ve bunların değerleri vardı. Sadece buraya indeks dersen bunların değerlerini alacağım ve sonrasında pandas'a bunu bana bir liste olarak göndermesini istiyorum. Eğer böyle dersen, bakın şimdi şurada göreceksiniz zaten yazdığım zaman. Odor n, odor f, jill size b ve jill size n. Yani burada gördüğünüz 4 tane değeri almış oldum. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Yeni bir tane data frame oluşturuyorum. Daha doğrusu daha deminki büyük data frame'i sadece bu 4 tanesi gelecek şekilde kırpıyorum. Encoded duruyordu benim değerlerim. Ve şöyle diyor. Best features. X-Series'e bakarsam artık ne göreceğim? Sadece 4 tane kolonu olan bir veri seti. Yani o 117 kolondan sadece en önemli 4 tanesini seçmiş oldum. Ve sonrasında daha demin yaptığım gibi ben bunu yeniden scale edeceğim. Bunu da XR scale diyor. Yani X radius scale'in kısaltılmış olarak düşünebilirsiniz. Ve daha demin yaptığım gibi standard scale'i açıyorum. Ve sonrasında fit transform diyorum. Ve X radius da veriyor. Daha demin yukarıda oluşturduğum yeni 4 tane kolonu olan değerli. XR scale'da şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Baktığınız zaman burada zaten artık yine scaling işlemi yaptığınızı görebilirsiniz. Şimdi daha demin yaptığım gibi üst satırda şurada test split olarak 4'e ayırmıştık. Bakıyorum şimdi benim zamanımda çok kalmamış. Yani bu şekilde daha demin yaptığım şeyin aynısını burada yeniden yapıyorum. Sonrasında şuradan kodumu tekrar alacağım. Şu kodu. Bir modeli yeniden eğitelim. Ama bu sefer sadece 4 kolonla eğiteceğim. Bakalım kaç saniye sürecek. Gardinin 5.4 saniye sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Bakın burada 5.98 daha uzun sürdü. Çünkü neden? Yeni verilerinde yapmadım. Eski kolonu yapmadım. Şurada değerleri değiştiriyorum. Kusura bakmayın. Burada yukarıdan kopyaladık. Diğer etmeyin olacak aslında. Şimdi 4 kolonlu olan kısmı yapacağım. Bunun da daha demin gördüğünüz 6 saniye kadardı ya da 5.4 saniye. Mesela şimdi artık 3.3 saniye. Şimdi baktığınız zaman çok küçük bir hesap. Yani toplam kazancımız 2 ile 2.5 saniye arasında. Fakat bunu işte 8.000 tane örneği olan bir data frame'de düşünün. Mesela 2 milyon örneği olan bir data frame'de düşünün. Sallıyorum işte bu %40'lık bile bir hız kazancınız olmuş olsaydı bir haftada eğittiğiniz veriyi birkaç günde eğitiyormuş olacaktınız. Bir ayda eğittiğiniz veriyi işte belki 15 günde eğitiyormuş olacaktınız ve bu gerçekten çok çok büyük bir kazanç. Bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Peki zamandan kazandık, bakalım neyden kaybettik ve neyden ne kadar kaybettik? Buna da bir bakalım eğer isterseniz. Şimdi daha demin bizim burada yukarıda prediction'ları yaptığımız bir bölüm vardı. Prediction'ların olduğu kısımları da ben tekrar burada yazdım. Bakalım deniyoruz. R model demiştik bu modeli. Şöyle yapalım. Diyorum. Bakalım daha demin %100 bir tahmin yapmıştık. Şimdi baktığımız zaman %96, %98 civarında bir tahminimiz var. Accuracy'ye bakarsak işte burada %97 değeri görebiliriz. Şimdi bakıyorum şuna, yani şöyle bir şey düşünüyorum. %0.03 kaybettim.
accuracy değerinden. Bu benim için kabul edilebilir bir süreçse, yani eğer çok aşırı hassas olmam gerekmiyorsa, zamandan %40'lık bir verim kazanarak %97-98 civarında bir hatayı kabul edebilirim diyebilirim. Ve bu tarzda bir yaklaşım gösterebilirim. Feature importers'ları kullanarak da feature'larınızı azaltmanızın güzel yöntemlerinden bir tanesi buydu. Şimdi son olarak da size korelasyon maddesini göstereceğim. Korelasyon maddesi gerçekten çok sık kullanılan ve çok önemli yöntemlerden bir tanesi. Korelasyon maddesi arkadaşlar şu. Korelasyon dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor. İki değişkenin birbiri arasındaki korelasyonuna baktığımız zaman bunların birbirlerinden nasıl etkilendiklerini, pozitif ve negatif yönde nasıl etkilendiklerini bize güzel bir şekilde anlatan istatistiksel çıkarımlardan bir tanesi korelasyon. Bu korelasyon matrisi de bir data frame'iniz var diyelim. Bu data frame'inizin de işte sallıyorum 10 tane kolonu var. Bu 10 kolonun birbirine göre korelasyonlarını içeren bir, aslına bakarsanız bir harita, bir ısı haritası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunun da nasıl yapıldığını sizle birlikte bir inceleyelim. Şimdi ben burada Seaborn kütüphanesinden Seaborn kütüphanesini içeri aktarıyorum ve sonrasında hemen şöyle hızlı bir şekilde buradaki işlemleri size anlatacağım. Yine yukarıda yaptığımız gibi bizim bir verimiz vardı. İlk önce class'ı bu veriden ayırdık. Ondan sonrasında burada datayı bu kısımdan ayırdık. Ve sonrasında işte X'i encode ettik, Y'yi encode ettik. Burada genellikle target'ınızı çıkarabilirsiniz bir sınıflandırma yapıyorsanız. Eğer bir regresyon işlemi yapıyorsanız o target'ınıza göre olan korelasyonlara bakacağınız için orada onu tutmanız mantıklı olacaktır. Şimdi burada bakın şu kodu da hemen buraya yapıştırayım. Yani bu arada kodları yazmaktan ziyade yapıştırmaya başladım çünkü 4 dakika falan kaldı aşağı yukarı. Bir yandan size bunu nasıl çalıştığını da açıklamak istiyorum. O yüzden bu kısımda biraz hızlı geçiyor olduğum için kusura bakmayın. Şimdi şöyle X encoded şuna bir bakalım. Ben diyorum ki ILOG dediğim bir fonksiyonu var Pandas'ın. Şu 2 nokta üstte diyerek bütün satırları ve eksi 7'den itibaren de dediğim zaman da son taraftaki 7 tane kolonu aldığımı söylüyorum. Ve sonrasında bu 7 kolonun birbirine göre korelasyonlarına bakmak için Pandas'ın data frame üzerine bir core dediğimiz bir fonksiyonu var. Bakın Habitat D'nin Habitat D ile yani kendisiyle korelasyonu 1 ve şuradaki diagonale baktığınız zaman buradaki bütün değerlerin 1 olduğunu görürsünüz. Çünkü kolonları kendileriyle korelasyonları zaten 1'dir. Sonrasında kolonların diğer kolonlarla olan bütün korelasyonları da bu şekilde inceleyebilirsiniz. Fakat bu görüntü şu an bu sayılara bakmak yanıltıcı olabilir. Yanıltıcı olmaktan kastı yani gözle alakalı bir aslına bakarsanız bir konu. Burada görmek biraz daha zor. O yüzden biz bunu Seaborn kütüphanesinde bizim için yazmış olduğu ısı haritası tekniğiyle bunu renkli bir şekilde görselleştirebiliyoruz. O da aslına bakarsanız şu kod. Diyorum ki SNS bitmek oluşturacağım. Ve sonrasında bu korelasyon buradaki korelasyon detayını onun içerisine göreceğim. En not eşittir true dediğim zaman da şimdi birazdan çalıştırıp göstereceğim. Buradaki kutucukların içerisinde bu korelasyon değerlerinin yazdırmasını söylüyorum. Eğer normalde en not eşittir true olmamış olsaydı bunu sadece renklerle görmüş olacaktınız. Tamam güzel. Şimdi buraya baktığımız zaman biz sadece son 7 kolonu seçtik. Buraya baktığımız zaman işte bazı korelasyonları görüyoruz. Korelasyon değerleri de eğer 0-3'ün altında bir korelasyon değeri görüyorsanız bu zayıf bir korelasyondur. Eğer 0-7'nin üzerinde bir korelasyon görüyorsanız da bu güçlü bir korelasyondur. Ve target'ınızı tahmin etmede iyi bir seçenek olacaktır sizin için. O yüzden yüksek korelasyona sahip olan kolonları seçmek bir feature selection tekniğidir. Ve bu aslına bakarsanız modelinizin bilgi taşıyan kolonları olduğu anlamına gelmiş oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle diyeceğim. Ben bütün data frame'in korelasyonunu alacağım. Biz şimdi burada sadece 7 tane almıştık. Ben şimdi bütün data frame'in korelasyonunu alacağım. Sonrasında ona diyeceğim ki bakın şurada. Bütün data frame'in korelasyonunu al. Sonrasında bu korelasyon değerinin mutlak değerini al. Çünkü yani -0.7 ile +0.7'nin arasında aslında bakarsanız bunlar ikisi de güçlü korelasyonlar. Fakat bir tanesi artarken diğeri eksildiği zaman negatif bir korelasyon olmuş oluyor. Yine hala bilgi taşıyormuş oluyor. İkisi de aynı anda artıyorsa bu da pozitif bir korelasyon oluyor. O yüzden
mutlak değerini almamız iyi olacaktı. Çünkü en yüksek değeri seçerken -0.7 sanki çok küçük bir yer olduğunu düşündüğü için bunu almayacaktı. O yüzden ben burada mutlak değerini alıyorum. Eğer bunu yazarsam, bu çalıştırırsam bana hata veriyor. Bakalım hata nereden kaynaklanıyor? Class değil, yanlış hatırlamıyorsam küçük harfli class'tı. Bu da değilmiş. Neden? Çünkü biz bunu ayırdık. Tamam, o yüzden. Şurada bir daha bakıyorum. Ufak bir şeyle karşılaştık. Şurada encode demiştik. Ben şöyle şuraya bir çalıştırayım. Yani burada bunu almamışız. Bunu şöyle yapalım. Data diyelim. Bakalım. Burada ufak bir hatamız var. Nereye kaçırıyoruz? Şurada bu, aslında ben burada yazıyorum. Class burada duruyor. Bir kere daha bakalım. Şu bölüme. Class'a göre bir şeylere bakacağız. Bunun şu an çalışıyor olması lazım. Aynen. Demin sanırım herhalde şurada bir değişiklik yaptık. O yüzden motor ben çalışmadı. Şimdi şunu diyorum. Benim buradaki class'ıma göre olan en yüksek 10 tane korelasyon değerini bana getirecek. Bakın burada 0.5'lere görüyorum. Burada odor n'in 0.78 olduğunu görüyorum. Zaten hatırlayacaksanız odor n ve odor f feature importance tekniğinde de en yüksek iki tanesi çıkmıştı. Şimdi ben burada 10 tanesini aldım ve artık bundan sonra sadece bu 10 değerle de şey yapabilirim. Modelimi eğitebilirim. Yani burada da sadece 10 tane kullanımda eğitebileceğim anlamına gelmiş oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu enlarges index, enlarges 10 tanesini, bunların sadece indekslerini alalım. Buradan da bir kitle oluşturalım. Burada. Sonrasında ben şunu bir variable'a aktarıyorum. Reduce. All name istiyorum. Bir mantıklı bir isim aktaralım. Ve sonrasında şimdi bu 10 tanesini aktardım. Çünkü şimdi daha demin bütün data frame'in hepsini almıştık. 10 tanesini şu yüzden çektim. Şimdi ısırtısı oluşturduğumuz zaman bakın burada görüyorsunuz. İşte burada toplamda 3, 6, 7 tane değer var. Şimdi eğer böyle 120 tane, 130 tane kolonu aldığınız zaman bunda bir ısırtısı oluşturduğunuz zaman hiçbir şey gözükmeyecektir. O yüzden en yüksek 10 tanesini seçmek burada mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Şimdi şöyle diyorum. Bu 10 tanesini aldım. X encode'ın altından şu X reduce column name demiştim daha demin. 10 tane değerin. Sadece bu 10 tane değerin korelasyonuna bakın. Şurada bunu oluşturdum. Şimdi burada yapmam gereken tek şey artık bunu görselleştirmek. Artık bir şey kalmadı. Şöyle diyorum. Yine SNS heatmap diyeceğim. Ve sonrasında buradaki değeri gönderdim. Bir de mutlak değerini alıp bu şekilde. Sonrasında bu kutucukların içerisinde değerlerini yazdırmak için bu şekilde çalıştırdım. Bakın burada artık oluştu. Burada ufak bir detay var. Bakın burada yine çok bunlar birbirine sıkışık oldu. 10 tane yaptığımız zaman bile sıkışık olmuş oluyor. Şimdi şöyle diyelim. Büyütelim. Bad figure diyorum. Sonrasında big size bir parametre var. Bu Seaborn matplotlib üzerine yazıldığı için burada matplotlib fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Big size'ın ben boyutunu değiştireceğim. 10'a 10 yapacağım. Sonrasında bunun çözünürlüğünü değiştirmek için de dpr dediğim bir değer var. Bunu dpr'ın 400 yapacağım. Eğer bu şekilde çalıştırırsam çok daha okuntu ve çok daha güzel görünümlü bir heatmap oluşturabiliyorsunuz ve bu şekilde bunu görselleştirebiliyorsunuz. Bakın şimdi şuradan okuyacak olursak burada yüksek korelasyon değerleri görebilirsiniz. Bunlar daha açık renklerle temsil edilmiş. Odore'nin şurada klasa göre 0.79'luk bir korelasyona sahip olduğunu buradan inceleyebiliyorsunuz. Bu da son feature selection tekniğimizdi. Yayını 4 dakika geç bitirdim. Şimdi artık soru cevap bölümüne geçebiliriz. Arkadaşlar da buradaysa ben de soruları alabilirim. Evet, çok güzel. O kadar yoruldu ki. Gerçekten güzel bir teşekkür ederiz bunun için. Seni de yorduk, istiyorsan biraz dinlendirelim. Aa, çok iyi oldu. Bunu alalım olmazsa. Ömer. Ben vantilatörü alayım kendime. Çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Evet. Kesinlikle. Rica ederim. Teşekkürler Mert.
Teşekkür. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. O 112 kişi hala burada. Evet. Soru cevabı başlayalım mı? Tabii olur. Ya soracağım eğitim içerikleriyle de olabilir veya diğer farklı bir sorunuz da olabilir. Yani sadece eğitimle alakalı olmak zorunda değil. Bu alanla alakalı merak ettiğiniz herhangi bir başka bir şey de olabilir. İstediğiniz herhangi bir şey sorabilirsiniz. Zaten sanırım Merve bütün soruları cevaplamış aşağıda. Ben şu an chat'e bakıyorum. Aynen Merve bayağı senin yükünü iletmek için soru cevapladı. Aslında güzel. Ben de Merve'nin bana sorularını cevaplıyorum. Bu sayede ödeşmiş oldum. Ömer alıyor musun soruları ekrana? Soruları sonunda kontrol ediyorum. Merve'nin cevaplamadığı sorulara bakmak istiyorum. Allah. Hemen bakıyorum bekle. Arkadaşlar bu arada sorularınız varsa alabiliriz yavaştan. Aşağıya doğru iniyorum ben. Kontrol ediyorum. Ben bir tane soru gördüm şimdi. Onu alalım. Öyle bir sorunu var. Ahmet ve Etik Genel Kısımda ne yaptığınızı kısaca özetleyebilir miyiz? Bunu cevaplamış mı? Anlayalım. Evet, bunu cevapladık. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Kenan kısmında yaptığımızı eskilerin dokümantasyonunda inceleyebilirsiniz. İstiyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Yani o kadar önemli değil. Arkadaş zaten yazmış X'ye. Evet. Güzel bir şey var. Ben de bu Ha, bu çok güzel bir soru. DF3 eşittir DF2 yazdığınız zaman eğer DF2'de bir değişiklik yaparsanız veya DF3'de bir değişiklik yaparsanız bu DF2 ile etkiler. Ama onu DF2 copy şeklinde alırsanız bu yaptığınız değişiklik bir sonraki diğer eşitlikle yaptığınız değişikliğin değişikliği etkilemez. O yüzden copy şeklinde alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Arzu Ayhan bir yorum yapmış. Canlı yayından haberimiz yoktur. Şu an çok müsait değilim. Ben kaydettim. Sonra izleyebilirim demiş. Tabii ki bunu zaten kaydediyoruz arkadaşlar. Tabii yani benim kanaldan ulaşabilir olacaksınız. Aynen öyle. Aynı zamanda Mert'in de kanalından yayın yapıyor şu anda. Oradan da erişebilirsiniz. Ve bunun yanında haberimiz yoktur demişsiniz. Onunla ilgili bizi yapıp geçebilirsiniz. Eğer bir problem varsa onu hemen alabilirim. Yalın Yener'in bir sorusu var. Derin öğrenme makine öğrencisinin önüne geçerim. Çok güzel. Harika bir soru. Bunu cevapladın mı önce? Ha, dur, scale işlemi sıfır bilgisayarında yapabiliyor muyuz? Ha, tamam. O şey, geçer, senin sonra geleceğim. Scale işlemi sıfır ile bir arasında yapabiliyor muyuz? Ya da kullanıcının vereceği minimum ve maksimum değerlerini yapmanın yolu nedir? Şimdi sıfır bir arasında yapabiliyoruz, evet. Bu zaten minimum scaling'de bunu anlattık. Bunu yapabiliyorsunuz. Kullanıcının vereceği minimum ve maksimum değer arasında yapmanın yolu nedir? Yani bunu neden yapmak isteyesin ki? Yani sen şimdi şöyle bir şey olsun. Elinde birden ona kadar sayılar var. Şimdi minimum scaling yaptığın zaman onun zaten bir değerini tekabül etmiş oluyor. O kolondaki değerin en küçüğü de sıfır olmuş oluyor. Fakat mesela şimdi desem ki yani 0 ile 9 arasında yapayım. O zaman 9 ile 10 da x de 1 olacak. Bu çok mantıklı bir yaklaşım olmayabilir. Teşekkür ederiz. Yalın Yener'in sorusu. Bayram Yurda Kurban sıralarında level encoding yapmak doğru mu demiş? Yani yapabilirsiniz ama zaten sınırına bir veri vermeden önce orada scaling işlemi yapıyorsunuz. Level encoding'de scaling işlemi yaptığınız zaman sıfır grasına sıkıştırırsınız. Ki zaten sizin alanında scaling yapmadan sakın bir sinirana veri vermeyin. Bu yani bu konuda çok netim. Ve bunu yapan arkadaşlar var. Bunu yapmayın. Scaling işlemi yapın. Mesela. O yüzden level encoding yapıp sonra scaling yapıp oradaki açıyı kapatabilirsiniz. Fark etmez. Ahmet Arslan'ın bir sorusu var. Gerçi bunu Merve cevaplamış. İstersen sen de cevaplayın. Pipeline örneği yapma şansınız var mı? YouTube kanalımda pipeline ile alakalı bir video çektim geçen günlerde.
o videoyu izleyebilirsin. Aynı zamanda burada Merve'nin de söylediği gibi TikTok'un tarafında olan bir şey. Bunu ileriki derslerimizde anlatacak arkadaşlar. Yusuf hocamız ben anlatacak. Ben şu anda tekrar Mert'in kanalının Twitter adresini ve GitHub adresinin linklerini paylaşıyorum. Oralardan da ulaşabilirsiniz. Yaşan Niyazlıoğlu'nun bir sorusu var. Instagram'da kullandığınız algoritmadan neler yapmış? Bu arada şeyin neyi bölümüysem özür dilerim. En iyi sıkıntıda kullandığımız algoritmalar herhalde algoritmalardan kastı machine learning algoritmalardan bahsediyor. Kesinlikle. Ben de öyle. Yani, şimdi şöyle, ben normalde şirkete girmeden önce derin ağlar çalışıyordum. Yani uzun bir süre derin ağlar üzerine çalıştım. Özellikle konvolüsyonel ağlar üzerine çalıştım. Yani o alanda çalışacağımı düşünüyordum. Sonrasında şirkete girdikten sonra bir modelin açıklanabilirliğinin daha yüksek olması nedeniyle, ikincisi geliştirme süresinin çok çok daha kısa olması nedeniyle daha çok böyle ağaç bazı algoritmalara geçiş yaptık. O da işte XGBoost, LightGBM gibi modellere geçiş yaptık. Şu an çok sıklıkla genellikle onları kullanıyorum. Yine yani YouTube kanalımda da XGBoost'la alakalı video çekmiştim. Hatta orada KNN algoritmasının da nasıl böyle kendi sıfırdan farklı yazılıcıyla alakalı bir video da var. Onu da inceleyebilirsiniz. Genel olarak sıklıkla kullandıklarım bunlar. Fakat gönlüme hep bir şey tarafında, senin ağır tarafında. Keşke öyle bir çalışma, bir proje olsa da o tarafa geçsek. Teşekkür ederiz Yaşar Niyazlıoğlu'nun karşısında. MacBook bir sorusu var. Hocam bu alanda çalışan kişilerdensin. Bu alanda ısrarı veya yarı zamanlı çalışmak için hangi gereklilikleri nasıl elde edebiliriz? Bu da güzel bir soru. Aslına bakarsan şunu şu şekilde cevap vereyim. Ben üniversite son sınıftayken, yani bu geçen sene oluyor, LinkedIn üzerinden keşfedilmiştim. Bana LinkedIn'den mesaj geldi. İşte bakın böyle böyle bizim şirketimizde böyle bir program var, katılmak ister misiniz diye. Benim sürecim öyle olmuştu. Bunu da şu şekilde başardığımı düşünüyorum yani en azından. Ben o dönemlerde sadece yani bu alanda çalışıyordum ve bu alanda çalışan Türkiye'de çok fazla insan yoktu. Yani Dikdörtgen Türkiye'nin böyle yeni kurulduğu zamanlardı. Yine tabii ki insanlar vardı. Yani üniversiteden çok değerli hocalarımız çok eski zamanlarda çalışıyordu ama ben yeni çağdan bahsediyorum. Yani derin öğrenmenin olduğu çağdan bahsediyorum. Benim etrafımda kimse yoktu ve ben de yaptıklarımı diğer insanlarla hani onlarla birlikte böyle birlikte çalışabilmek adına şöyle bir düşündüm. Dedim ki onlara da öğreteyim bildiklerimi. En azından birlikte çalışabiliriz. Çünkü diğer türlü etrafında insan bulamıyordum. Ve tek başınıza çalışmak da çok sıkıcı bir şey. O yüzden hani insanlara öğreteyim sonra birlikte çalışırız diye düşündüm. Sonrasında okulda eğitim vermeye başladım. Sonrasında bu böyle bir iki işte arkadaşım tarafından duyulduktan sonra üniversiteler tarafından da duyuldu. Sonrasında işte üniversitelerin etkinliklerine gittim. Sonrasında fark ettim ki insanlara bir şeyler vermek çok iyi hissettiriyor ve sonrasında bana bunun dönüşü de güzel bir iş oldu. Yani güzel bir stajla başladı. Sonra part-time olarak çalıştım. Şimdi de o şirkette çalışıyorum. 1,5 yılı geçti. Bana dönüşü bu şekilde oldu. Bence yani nasıl bir gereklilik diye düşünürsen şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani sosyal olmak gerçekten çok önemli. Aktif olmak çok önemli. Bildiklerini aktarma konusunda çekinmemen çok önemli. Ve yaptıklarını gösterme konusunda da keza o şekilde. Hani şunu kesinlikle öneriyorum. 100 tane eğitim alın ve bitirin. Sonrasında şuna karar verin. Evet, ben bu eğitimlerden şimdi artık özgün bir proje çıkarmak istiyorum ve bir şey yapacağım. Ve bu yaptığım şeyi de insanlara işte ücretsiz olarak dağıtabilirim. Yaptığım şeyi insanlara bedavaya anlatabilirim. Bu tarz bir şey. Bunlar genellikle hani sanırım yani iş yani insan kaynakları tarafından beğenilen şeyler. Ve sizi de aslına bakarsanız geliştiren şeyler ve sosyal yönünüzü çok geliştiriyor. Genel olarak bu şekilde. Gerekliliklerden kasıt olarak yani şu an böyle teknik gereklilikler olarak baktığınız zaman da şu an yani ana akım Python üzerinden geçiyor ve birincisi Python dilini öğrenmeniz sizin için iyi olacaktır. Buna işte veri yapıları gibi şeyler de dahil. Sonrasında spesifik bir alan da seçebilirsiniz çalışmak üzerine veya atıyorum genel machine learning tekniklerini iyi kavrayabilirsiniz. Ama burada önemli olan şeylerden bir tanesi aslında programlama tarafına ağırlık verirken bana kalırsa matematik tarafına daha da ağırlık vermeniz gerekiyor. Ve burada şey dengesini de kaçırmayın. Yani sadece teoriye odaklanıp programlama tarafını kaçırmayın. Çünkü
O da şuna sebebiyet veriyor. Öğreniyorsunuz, uygulayamadıktan sonra o bilgiler çok havada kalmış oluyor. Bunların ikisini dengede götürebileceğinizi düşünüyorum ki bunu yapmakta da büyük bir problem yok. Bunu yaptıktan sonra artık iş şeye kalıyor. Özgün bir şeyler yaratmaya kalıyor ve bundan sonra da tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Zaten biz daha önce Discord üzerinden de arkadaşlar nasıl ilerlemeliyiz tarzı birkaç soru sorduğumda aynen dediğin gibi bir yönlendirme yapmıştık. Zaten arkadaşlar bunun devamını da istedi. Yani yaparsak yine aynı şekilde kanalımızdan duyurup yapmayı planlıyoruz. Dediğin gibi matematik kısmı çok önemli. Çünkü teoriyi en çok destekleyen kısım aslında matematik kısmı. Yani buraya hakim olduğunuz zaman arkadaşlar gerisi çok daha rahat bir şekilde geliyor. Yani bir de yani İngilizce bu işte olmazsa olmaz gerçekten. Çok dikkat etmeniz gereken kısım bu. Yani yaptığınız herhangi bir machine learning uygulamasında İngilizce bilmeden araştırarak çok zorlanacağınız ama İngilizce bildiğiniz zaman yaptığınız araştırmanın 5 saatten ciddi anlamda 10 dakikaya bile düştüğünü görebilirsiniz. Bunlar gerçekten en önemli gereksinimler diyebiliriz. Burada evet. Sen devam et. Ben sorulara geçecektim, sen de. Okey, ben şimdi burada bir soru gördüm de şirketten bir arkadaşım yazdı, MakerMotion. Murat'a da buradan aslında selam söylüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım, o da bu konuda çok, gerçekten çok güzel, çok yüksek bir ilgisi var. Hatta bu arada onun da kanalı var, MakerMotion onun kanalı. O da bu alanda video çekmeye başladı yakın zamanda. Onun da kanalını takip edebilirsiniz. Fakat onun sorusunu, Murat ben senin sorunu anlayamadım. Kalite bu model ne yapıyor diye sorar diye yazmışsın. Tamam anlayamadım ama. Yaşan Yazıyoğlu benim sorumu atladınız mı demişsin değil mi? Evet. Yanıtlamadınız demişsiniz. Hemen, hayır onun sorusu sıradaki soru. Derin öğrenme makine öğrenmesinin önüne geçer mi? Aynen. Yani aslında bu soruyu cevaplamamıza bile gerek yok. Geçer diyeceğim. Çok aşırı kaba bir tabirle. Fakat bunu ne yüzden söylüyorum? Şu yüzden geçer. Eğer elinizde daha fazla veri varsa kesinlikle geçer. Daha karmaşık bir iş yapıyorsanız yine kesinlikle geçer. Geleceğin de o tarafta olduğunu düşünüyor musun diye sorarsan ben keza öyle düşünüyorum. Çünkü çok kuvvetliler, çok güçlüler ve herhangi bir sınırları yok. Genişleme konusunda veya daha karmaşık problem çözme konusunda. Ayarlamaları yani tuning işlemleri daha zor mu? Evet daha zor. Ama güçleri de bence bakarsanız buradan kaynaklanıyor. İlerleyen zamanlarda daha geçecektir ama bu böyle bir yanlı da bir şey olabilir. Çünkü şimdi şöyle de bir durum var. Ben ilk böyle bu alanlara bakarken artık böyle konvansiyonel makine öğrenme tekniklerinin böyle bitişi olan bir yıllar yani bitişi olan zamanlarda ve herkes işte sinir ağlarına falan aşırı böyle bir popüler bir yaklaşımla geliyordu. Sonrasında baktık ki Kaggle'daki yarışmalarda durmadan işte XGBoost denilen bir yöntem, bir model çıktı ve XGBoost çatır çatır mesela birinci olmaya başladı bir yandan. Şimdi bu alan o kadar hızlı gelişiyor ki yani state of art dediğimiz bu muhabbet o kadar hızlı değişiyor ki ben mesela şimdi bugün bir şey söylesem ve 10 yıl sonra sağlıyorum birisi bu videomu bulsa muhtemelen kendimden utanacağım bir konuşmayı yapıyor olurum şu an. Ama şu anın koşullarıyla eğer değerlendirecek olursak bana kalırsa derin öğrenme konusu çok çok daha iyi. Çünkü görüntü işleme gibi bir alana sahipler ve ben bu alanı içten seviyorum. Kesinlikle çok haklısın. Diğer bir sorumuza geçiyorum. Merve, machine learning modeller için gürbüz terimini kullanmış. Onu buradan kutluyorum. Label encoder kullanırken için feature içinde max kaç unitler olmalı? Yani öyle bir maksimum değeri yok. Ama mesela yani veri continuous bir veri ise continuous'tan kastım da yani sağlam mesela float gibi düşünün. Yani label encoding yaptığınız zaman 0'dan 2 milyona çıkıyorsa o zaman da label encoding yapmıyor. O zaten şey kategorik bir veri değil. Zeynep Can'ın sorusu var. Ömer, gördün mü soruyu?
Evet, görselleştirme doğru. Yaparken x ekseninde bir kalınlı ve y ekseninde geri kalan kalınları alan ve sınıflandırılmış şeklin scatter plotla görselleştirme nasıl yapabilirim diye sormuş. Örnekli kaynak söyleyebilir misin demiş Mert. Görselleştirme yaparken x ekseninde bir kalan alan, x'in geri kalan kalanları alan. Şimdi scatter plot yaparken her seferinde birer tane kolon almanız gerekir. Bu da y kolonunu almanız lazım mesela. Yani y kolonuna bir tane kolon alacaksınız. X koluna bir kolon alacaksınız. Sonrasında bunun arasındaki scatter plot'a bakacaksınız. Yani diğer türlü yapamazsınız zaten. Ya aynı şey o scatter plot değil. Merve'nin yazdığı gibi pair plot. Pair plot yaptığınız zaman da şöyle bir mesh olur. O zaman da ya ancak o şekilde yapabilirsiniz. Ama o, yani o zaman da tek tek yapmanızdan herhangi bir farkı. Buradan Merve'ye de teşekkür ediyoruz. Gerçekten bayağı bir soru cevaplamış şu an baktığımda. Bir taraftan da Kaan hocamız MLDays Telegram'dan cevaplıyor. Bunun dışında sorularınız var mı arkadaşlar? Biraz daha bekleyelim. Berkay sormuş. Berkay, eğer isim benzeri değilse Berkay da çok sevdiğim bir arkadaşım üniversiteden. O da buraya gelmiş. Cycler'ın yanında hangi kütüphaneleri önerirsiniz kullanım olarak ya da hangilerini öğrensek avantajlı olur? Bu da çok güzel bir soru. Aslında çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hem bunu burada cevaplandıralım hem de ben bunun için ayrı bir adres vereyim. Birincisi YouTube kanalımda bununla alakalı bir video paylaştım. En sevdiğim GitHub repoları altında hem eğitimler hem kullanılması güzel olan kütüphanelerden bahsettim. Aynı zamanda Medium sayfamda da var. Medium sayfamı muhtemelen Nilay bilmiyordur. Ben yazayım bunu. Aynen, bu sayfamı paylaşmadım. Şimdi bu soruya hemen cevap vereyim bu kısımda yazı yazılırken. Şöyle. Şimdi birincisi Scikit-learn gerçekten, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn bunları saymıyorum. Bunun dışında mesela Luminol var. Time series datalarla çalışırken. Sonra Missing Node dediğim bir tane kütüphane var. Bu da Missing Variable'ı böyle güzel bir şekilde görselleştiriyor. Ondan sonra daha demin bahsettiğim gibi işte eğer XGBoost gibi modelleri kullanacaksanız XGBoost kütüphanesi var. Ondan sonrasında düşünüyorum. Ben son zamanlarda Plotly'de görselleştirme yapıyorum. Bu çok hoşuma gitti son zamanlarda. Onu kullanıyorum. Eğer derin ağlarla alakalı çalışıyorsanız Keras ve TensorFlow var. Gerçi artık Keras TensorFlow'un içerisinde. TensorFlow'u kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yine derin ağ kütüphanesi olarak Facebook tarafından gerçekleştirilen PyTorch var. Bunu kullanabilirsiniz. Sonrasında machine learning otomatizasyonu için T-Pod kullanıyorum şirkette. Bazen hızlı bir şekilde böyle bir Pandas data frame'inden bir rapor oluşturacaksam neydi ismi? Arkadaşlar yardımcı olacaktır. İsmini unuttum. Neydi ya? Pandas Profiling. Aynen Pandas Profiling. O da çok kullanışlı kütüphanelerden bir tanesi. Ara sıra bu arada Twitter'da da kullanışta bulduğum kütüphaneleri paylaşıyorum. Yani şu an aklıma gelmemişse bile, bak bunu söylemeyi unuttum dediğim varsa bile oradan beni takip edip bu yararlı olan şeylere ulaşabilirsiniz. Merve de yazdı şimdi. Var mı başka? Aa bir de şeyini hatırladım. Shep kullanıyorum ya da Shap artık nasıl telaffuz ediyorsanız. Bu da çok güzel şeylerden bir tanesi. Bu özellikle sinyallerle çalışırken çok kullanmıştım Shep'ı. Şöyle normalde sinyallerinde aslına bakarsanız hangi parametrenin neye ne kadar etki ettiğini böyle bilmek biraz zordur. Ben araştırmadım bir kez daha o şekilde. Shap'la hangi parametrelerin sizin tahmininize ne kadar etki ettiğini böyle çok güzel bir görselleştirme yaparak görebiliyorsunuz. Son zamanlarda StreamVid kullandım. O da böyle güzel bir ML tool. Böyle canlı görselleştirmeyi sağlıyor. Flask'a bakıyorum. Flask yani bu bir machine learning tool'u değil. Fakat yaptığınız projeyi internet üzerinden mesela Heroku'da falan böyle canlı bir şekilde getireceksiniz. Flask'ta yazıp oraya da gömebilirsiniz. Birkaç şey yapabilirsiniz. Bunun için kullanışlı güzel bir tool.
Sonra request belki kullanabilirsiniz bir şekilde. Bit for soap ya da bunu gerçekten çok oluyor. Bunları internette bulabilirsiniz ama machine learning tarafında dediğim gibi bahsettiklerim yeterli olacaktır. Başka bir soru var mı? Başka? Ben görmedim. Ömer var mı? Şu an için bir sorunuz yok. Beni alıyordun sofa. Hocam sesi dostumu açmaya çalışırken gitti. Sekiz hata sağlıyorum. Araştırdım ama bir çözüm bulamadım. Sizin arayabileceğiniz kaynak var mıdır demiş. UTF-8 hatası alıyorsan encoding eşittir. İki tırnak arasında UTF-8 yazarak bu problemi çözebilirsin. Eğer böyle de çözemezsen Notepad'de aç, farklı kaydet bölümünden farklı kaydet UTF-8'e çevir. Bu şekilde bulmak çözebilirsin. Muhtemelen bu ikinci tekniği hiçbir ara görmemişsinizdir. Bunu genellikle şeyde yapılıyor. Eğer bilgisayarınızdaki işte media player'ınız eğer UTF-8'den yani 6Z ile dönüyoruz ya 6Z yerine UTF-8 olarak farklı kaydet yaptığınız zaman o şey harfleri ve i harfleri falan düzenli. Bu da böyle ufak bir bilgi olsun. Bunu aynı zamanda CSS dosyalarında da kullanabiliyorsunuz. Teşekkürler. Başka bir soru Python'da var mı demiş. Tam olarak anlayamadım ama galiba Python dersleri biliyorsan daha önceki derslerimizde Almanca Uğurlu'nun derslerini yani ilk dersleri takip edersin. Orada Python derslerimiz var. Orada NumPy ve Pandas'larla bahsederek sonra bir göstermiştirmesi. Aynı zamanda Git, Git ve Visual Environment üzerinden bir yayınımız oldu. Bunları takip edebilirsin. Sanırım başka sorumuz yok. Geldiğin için çok teşekkür ederiz Mert. Ben teşekkür ederim. İki hafta sonra yeniden görüşürüz umarım. Evet, tabii yayınımız olacak. Mert'le beraber. Orada yeniden görüşürüz arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Mert. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Evet arkadaşlar. Emel Deyiş'in Data Proposition kısmını bugün bitirdik. Güzel bir yayın oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Her zaman olduğu gibi yeni bildirimlerinizi bekliyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki de Telegram, Discord kanalı, sosyal medya hesaplarını takip etmenizi öneriyoruz. Yayınları ve aynı zamanda yayınlarla ilgili bilgileri buradan vereceğiz. Quiz bilgilerini de aynı şekilde buradan vereceğimiz için takip etmenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Evet, bu arada Mert'in eğitiminin, yani bu etkinliğimizin quiz'i de yine pazar günü 12-23-59 arasında erişim açık olacak. Onu da hatırlatmış olalım. Bunun dışında quiz'le ilgili gerçekten beklediğimizi aldık diyebilirim bu seferkinde. Çünkü burada artık nasıl ilerlemeniz gerektiğini bildiğinizi görebiliyorum ve nasıl araştırarak çözebileceğinizi de görmüş oluyorsunuz. Bunun yanında tabii ki eğitimin en büyük amacı hani quiz değil, quiz burada pekiştirmeyen başka olduğu tekrardan söyleyelim. Quizleri mutlaka sonrasında yanlış cevaplarınızı kontrol edebileceğiniz şekilde size çözümlerini gönderiyoruz arkadaşlar. Tabii ki çözümlerini size atmak yerine çözümleri sizin araştırıp bulmanızı istiyoruz. Çünkü en önemli kısım araştırmanız olduğu için, machine learning gibi bir alanda, en çok yapmanız gereken şey araştırma olduğu için sizin bu alanda da kendinizi geliştirmenizi sağlamanızı istiyoruz. Bu güzel pekiştirmek amaçlıdır, tekrardan söylüyorum. Ve tabii ki de puanlarla kendinizi de görmüş olursunuz. Yani yanlışlarınızı da görmüş olursunuz. Bunlar sizin için gerçekten iyi bir geri dönüş olacak. Evet. İsterseniz yavaştan kapatalım. Ne diyorsunuz? Evet. Herkese güzel yorumlar için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir arkadaşımız Discord kanalı linkini sormuş. Ona bakıyorum şu an ama ne yazık ki bulamadım. Telegram grubunda varsanız eğer oradan tekrar bir paylaşırız. Oradan paylaşın. Zaten bir durum var. Emel Deyiş'in açıklama kısmında arkadaşlar ona erişebilirsiniz.
Bütün linklerimiz orada mevcuttur. O açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynen. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Cuma gününe hazır olun. Çok sağlam, çok güzel bir webinar düzenledik. Webinar serimiz olacak. Öyle söyleyelim. Kesinlikle. Gökçen Burcu Ertürk ve daha sonrasında Samet Atla ve Neslihan Şirin'le birlikte Paris'te bizimle olacak. Güzel bir yayın günü bizi bekliyor. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Cuma günkü yayında hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler.